Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın inşallah. Tevfikini refik eylesin. Riyakana yaptığımız duaları dergi hazretinde kabul olanların zürmesine ilhak eylesin inşallah. Ee, sevgili kardeşlerim, Dima projesi. Dima kaçıncı ders? 219'da. 219. Evet şimdi o çocuğun sorusunu yukarıda ben derse inmeden önce garibi mi gitti? Sonra Erdinç'in verdiği cevabı iz takip ettim de. onda iki kelam da bir misal da vermek istiyorum. Çok garipti yani böyle. E, çocuk ama ne kadar bereketli bir şey. Ama seni söyledin Adem Aleyhisselam cennette nasıl geldi diye. Şey dedi ki o iki tane misal verdik üç tane. Zaten kanuniyetin irfan şey yapmıştı. Haletle. Haletle insan nasıl böyle cennetten dünyaya gelir diye. Mesela ona ait böyle bir hatırıma bir şey geldi de çok hoş. Er Erdinç söylediğini istakip edeyim. Halet, insanın haleti bozulunca siması değişiyor ya ona dönüşüyor. Mesela utanınca, korktuğu zaman. Yüzü değişiyor. Hormonlar değişiyor mu? Değişiyor. Adeta düşünce ve hayal maddeye tesir ediyor. Maddeye tesir ediyor. Mananın maddeye dönüşmesi kolay. Ama mananın maddeye dönüşmesi kolay. Düşünce maddeye dönüştü. Mide vurdu. Doktorla e, bu Risale-i Nur arasındaki farkı dün birisi sordu. Senin bir destektaşın birisi vardı da doktorum. Uzman doktor. Fark şu demiştim ona. Miden yanıyor. Mide asit ya, hap veriyor. Risale-i Nur şey yapınca o sıkıntı mide yanmasına dönüştü ya. Sıkıntını kaldırınca, sıkıntı yapmayınca mide de yanmıyor. Yani başka şans yok. Doğru ya. Yani. Tıp nereye? Vara cevap veriyor. Araştırır çok maneviyatlı bir adamsa istisna. Ya yani seni bu sıkıntıdan ama bu sıkıntını çöz derler. Ama normal pros prosedürde midem yanıyor deyince hap verirler değil mi? Hap verir. Nereden geliyor diye şey yaparlar. Tahlil eder. Kan, sahip Ama düşünce düşünce manaya etki yapıyor. Düşünceler manaya dönüşür. Mesela kıpkırmızı olur hayadan, terler. Mananın maddeye dönüşmesini için söyledim. Çok kolaydır. Ama maddenin manaya dönüşmesi zordur. Allah'tan mahluk olması kolaydır. Ama mahlukun Allah olması olmaz. İşte cismaniyetin cennette Adem aleyhisselamın cesede dönüşmesi kolaydır. Ama cesedin yani şu cism maddiyatın manaya dönüşmesi cismaniyet olması zordur. Yani ruhun simada kızarık gözükmesi kolaydır. Ama ben ruhu aktif edeyim, ruhu böyle utandırayım. Bir şey yapayım da utansın. abi'nin bir misali vardı. Diyor ki utanmak imandandır ve ruhsaldır. Bunu diye herkes yapamaz. Mesela haya kadınına, hayasız kadına bir çuval altın, o misal onun hiçbirisi benim değil. Bir çuval altın vereceğiz. Sen utan. Utan şeyini provasını yapamaz yani. Yani yüzünde o kızarıklığı yapamaz. Çünkü utanma gitmiş. Utanmayı yapamaz. Ama ruhu sağlam olan utanır. Demek ki mananın maddeye dönüşme yolu kolaydır. Mesela Allah mahluku yaratmış kolaydır. Ama mahlukun tanrıya haşa dönüşmesi, maddenin manaya dönüşmesi çoğunlukla Şeyde eksik. Bu imkansızdır. Yok, yediğimiz içtiğimizi biz manaya dönüştürmüyor muyuz? Evet. Yani manaya eylemsel, hissel olduğu zaman. Şimdi Özetle cennetten dünyaya gelmek daha kolaydır mı diyorsunuz? Evet ama dünyadan cennete gitmek daha zordur. Daha zordur. Ee, nedir o? Adem Aleyhisselam cennette utandıracak bir şey yapınca haleti değişti. Haletine göre Allah elbise giydirdi o kadar kolay. Haleti değişti, utandı. Allah'tan utandı. Ortaya çıkan hadiseden utanınca o kızarıklık, o terleme maddeye, maddeye dönüştü yani. Hemen Allah ona vücut giydirdi. Nasıl diyorsun ya, aa ne oldu hayırdır? Sima'dan hastalıkları, hayasını, edebini, namazını, Süleymancı, tarikatçı, Alman, Rus, Alevi hepsi belli oluyor. Hele Suni ile Alevi o kadar belli ki Sima'dan. Dikkat edin görürsünüz. Namaz olmayanlar ama. Çok acayip bir belirgin o şey var yani. Yani cennete gelmek, cennetten buraya gelmek kolay da buradan oraya gitmek zor. Şimdi Adem bununla alakalı ben şey yapacağım şimdi. Adem, Adem meselesi. buradan gidişin zorlaştıran en belirgin şey nedir? Yani için ne ne farkı var ki? Sadece boyut mu diyeceğiz? Ona? Yok. Mesela diyelim ki bir yerden bir yere geliniyorsa aynı yolu kullanarak geri gidebilirsin. Burada niye oraya dönüşmeyi? O zaten yol açılmıştı gelmiştik. A adem'i günahlardan dolayı. Adem. Günahlar Adem'idir. Adem'i attığı için. Ben biraz böyle bir soru sorabilir miyim abi? Ya? Şimdi bir şeye sıkılıyoruz mesela. <laughs> Dünyaya indim. <laughs> Ama ibadetle, Kur'an'la meşgul olunca birdenbire o kalkıyor. Ben kendime uyuşturucu mu almış oluyorum yoksa hakikate mi geçmiş oluyor? Hakikate geçmiş oluyorsun. Aynı bende de var. Mesela oturmayayım. Ee, Fatih geçen e, bizim bir Fatih var ya Vural. İşte annesi ameliyatı için gitti bir iki ay. Şimdi enişte sönmüş bilmem ne yaptı falan. Adam bayağı bir falan da hastanelerdeyken. Yani, de, te ettim telefon tepecikte. Çok güzel bir şey söyledi. Ya dedim nasılsın iyi misin? Haletin için aradım. Dedi ki abi dedi biz masaya oturana kadarız dedi. Masaya oturdum her şeyim gitti diyor. Yani bu kadar veciz. Bizim kendimize psikolojik uyuşturma değil ruhsaldır. Tam tersi. Ben şöyle A diyelim. Ben Mesela bir tanesi der doktor vesaire sana her tarafta. Psikolojiktir. Netice, netice bana yarıyor mu? İstersen psikolojik miş, olsun, isterse psikolojik olsun, istersen teleskopik olsun. Sonuç ne? Ben rahat mıyım? cennet Ha. Giriyorsun. Adama dedim, dedim ki ya yanımda birisi var işte bu tansiyon bu ilacını mı kullansın bunu mu kullanayım? Eğline kalp ciğerine. Dedi ki abi dedi kaç değerleri var? Tamam. Bunu kullan bu mu? Ha bunu devam etsin diyor. E, sonucu almışsın dedi. Sonucu alınca niye sonucu değiştirmeye uğraşıyorsun? Zaten sonucu istediğin gibi diyor. Tamam mı? Şimdi sen istersen psikolojik olursun, istersen hakikat farklılığından ol. Sonuç rahat mısın? Bitti. Zaten psikoloji de ruhsaldır. Psiko, ruh demek, loji, ilim demek, ruh mu demek. Sonucu ben aldım, ben rahat mıyım? İster hakikat olsun, ister psikolojik olsun, istersen Ha, varsayım olsun, vehim olsun. Mesela e, dün birisi vardı, uzman işte o. Bipolar bozukluğu tanısı koymuşlar. Ya vehim yani. Vehimin ifratı içeriye girmiyor. Tefriti içeriden dışarıya çıkmıyor. Bir ay öyle, bir ay öyle. İfrat ve tefrit modu. Ha işte tam sen risale okuyan adamsın. Vehimini kontrol etmenin yolunu ve kaldırmaya çalışma sakın. ve e, Muhali talep etmek kendine kötülük etmektir. Çünkü sistem kalkmaz. savaşma şiddetlenir. Daha güçlü olur. Ve Vesvesenle savaşma. Vehminle savaşma. Kalkmaz o. Sistemdir o. İnsanlıktan çıkmaktır. Vemini kaldırmak için. Yani vehim kalksa insan, insan değilsin yani. Yani yüksek, geniş, derin düşünemezsin daha. Vehim neydi? Okyanusta bulunan bir insan yüksek. Okyanusun sayılı var mı? Yok. Geniş. Dibi var mı? Yok. Sipsiyah. Yani bu nedir? Bir emaneti göklere, zemine, dağlara verdi kabul etmedi. Sonra insan kabul etti diyor beşer. Yani tek tekler kabul etmedi. Ruh, kalp, akıl. E peki vehim ne yapar? Bazen ruhsal düşünür vehim. Bazen kalbi düşünür. Bazen akli düşünür. Geniş düşünmesi için, insan olması için vehim sistemi lazım. Sen kalkmışsın, bu sistemi kaldırmaya çalışıyorsun. teklifi mi tak yani? Olmayacak bir şey yapıyorsun. Şimdi sonuç, hakikat da, psikoloji de hepsi hakikat. Hiçbirisi varsayım değildir. Hayal bile hayal değil. O, tabii canım. Sakın ha. Sonuç aldın mı abi? Oturuyorum böyle. Mesela diyorum ki maneviyata uygulayayım. Canım sıkıldı. Kur'an okumadım. Rabbim biliyor ama verirse verir ben yani. Ama ben Kur'an'ın hemen muacel peşini için okuyorum. Okuyorum böyle. Keyif alıyorum. Lezzet alıyorum. Allah'a yemin ederim ki ehli dünya baklavadan aldığı lezzeti benim kadar Kur'an'dan alabileceğini zannetmiyor. Dünyamındakileri göre söylüyorum. Hiçbir şey beni o atmosferden çıkaramaz. Kur'ansız. Yani o psikoloji var ya o balon. ilaç mı? Şuymuş? Çıkartamaz. Çıkarttı gene canı sıkılıyor. Ama Kur'an öyle değil. Okuyunca acayip bir şey e ben bu için okuyorum. Sonuç ne? Rahatım. Artık süreci nereye dahil olur? Nereye sokarsan sok. İster psikoloji de. istersen hakikat de. istersen tasup de. Ama sonuç ben aldım. Sonucu aldım. Sonucu sorgulatmam daha. Şey mi ya benim. Cennetteyken Adem Aleyhisselam Adem alemleri ona çok fazla etki edemiyordu, çekemiyordu. Harika. Dünyaya geldi. Dünya, geliş kolay ya, buradan gitmek zor. Evet. Niçin zor? Çünkü Adem seni çekiyor sürekli. Evet. Adem alemleri sürekli seni çektiği için ağırlıklar mı var? Onlardan sıyrılmadığın müddetçe kolay gidemiyorsun. Giremezsin. İşte, şimdi hemen başlıyorum abiler. Şimdi, Adem, Madun, Mümteni, onları şey yapacağım, İmtina, Mümkün, onların gramer şeyine gireceğiz. Yani gireceğiz ki Adem'le Madum farkı bilmeyince konuşup da çok duruyoruz. Ha, bu budur, bu da budur deyince adresi teslim olsun. Bu girmeden önce kıyasın tarifini yapayım. Şeriatla kıyas nedir? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ee, ne yapmaya çalışıyoruz? 27. sözde manayı mesturesini Risale-i Nur'un izhar etmeye çalıştığımızdan dolayı ortaya çıkan manada Risale-i Nur'dur. Nereden kıyas ettim? Kıyası okuyacağım. İmam Azam beşerdir. Ahmet bin Malik beşerdir. İmamı Malik beşerdir. Ahmet bin Ahmet bin Hanbel beşerdir. İmamı Şafi beşerdir. Tespitleri de semavi değildir. Arzi olması gerekirken ihtiyatları niçin semaviyedir? Niçin dindir? Bir insanın tespiti din olur mu? Bir insanın sözü haram olur mu? Bir insanın sözü helal olur mu? Değil mi İrfan? Din olur mu? Allah namaz kıl diyor. O diyor ki böyle yapmazsan olmaz diyor. He yani nasıl din olur? Orada diyor ki eee la teşbi ve la temsil aynı kanun risalında da cari'dir diye. Nasıl ki bu çalışmalar Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'dan da değil. Risale-i Nur'dur bu müzakere. ona söylüyorum. İmam-ı Şafii'nin sözü, İmam-ı Azam'ın sözü nasıl semaviye oluyor? 27. sözde diyor ki Kur'an'ın Kur'an bir komprimdir, çekirdektir, hulasadır, lüptür, özdür. Tamam. O nihayetsiz mana, hakikat mertebelerinin hulasasıdır, adresidir o ayet. İşte o zat, o zatlar yöntem kullanarak, 16 tane yöntem kullanarak kimyacılar atomu parçalamak gibi, fizikçiler gibi atomda enerji çıkartıyor ya. Ben çıkarttım diye o enerjiyi ben koymadım ya. Fizikçi Nükleer enerji ortaya çıkarıyor. O enerji çıkartmaya yöntem kullandı. onun adı fiziktir. Mesela veya çekir şey çiftçi e çekirdekten şeftali gel gelmesine sebep oldu. Ekti, dikti değil mi? Muamele etti şeftali oldu. Şimdi o vesile oldu diye şeftali halk eden çiftçi midir? Haşa. Yaratan mıdır? Hayır, yaratılmasına zemindir. Böyle bir sistem kurmuş Allah. Demek ki çekirdekten şeftalinin çıkmasına çiftçi Fizikçi atomdaki nükleer enerjinin çıkmasına kullandığı teknoloji sistemdir. İmam-ı Azam da Kur'an harflerinden, Kur'an'ın manalarından da e, mana çıkartması da semaviyedir. Çıkartma yöntemini gene semavi yöntemleri kullandı. Hadisi kullandı. Kutsi yöntemleri kullandı. E, dolayısıyla manayı mesturesini, mestur manaları oraya gömen Allah'tır. Çıkartın diye. Atomda enerji gömen Allah'tır. Onu çıkarttı diye halk eden fizikçi değildir. Şeftali yaratan haşa insan değildir, çiftçi değildir. O yöntemle çıkmıştır. İşte aynı şeftali çekirdeğinden şeftali çıkartan çiftçi gibi aynı yöntem İmam-ı Azam da başka bir yöntem. Çiftçilik yöntemi değil. Bağırda nerede nasıl ekilecek, nasıl harmanlanır. İşte kazmasını, ilacını, budamasını. İmam-ı Azam da o müştehit olabilmeleri için 16 tane yöntem kullanarak manayı mesturesini yani gizli manasını çıkarttığı için bu çıkartmaya vesile olmuş. Çıkan şey Kur'an'ındır. Risale-i Nur'da manayı mesturesini çıkartmaya çalıştığımız için, yöntem Risale-i Nur'undur. E, mana da gene Risale-i Nur'undur. Yani yeter ki Risale-i Nur'a zıt olmasın ve Risale-i Nur'a barışık olsun muhakematın tabiriyle manaya sorsan sen kimsin? Ben falan yere aitim diyorsa o Risale-i Nur'dandır. Ama bunu itiraz eden, bunu bildiği halde itiraz eden manada mahrum kalır. Lübden kışıra düşer. Hakikaten surete iner. Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Muhakeme ve muvazenesi olmayanlar çok aldanır, çok aldatır. Sırat-ı müstakimi göremeyenler ifrat ve tefrite düşer. Şimdi bu şey yaptıktan sonra şeri tarifi Saadettin Hoca Allah mekanını cennet olsun ondan ders almıştım 1985'te giderdim icma ve kitabında da koymuş ondan sonra bize demişti notu, notumdan not aldım kıyas şeri tarifi sayfa 357 bir şeyde mevcut olan hükmü bak bir şeyde ayette veya bir Risale-i Nur'da Adem Allah için Adem iki alemdir diyor. İki tane adem. Bu da bu da ikisi de vücudi Allah için. Yani şurada söylüyor. Adem bizim tarafımızdan bakınca yokluk, Allah canibinden bakınca başka bir tecelligahtır Allah'ın. Allah'ın. Bizim taraftan bakınca yokluk, Allah'ın canibine bakınca tecelligahtır. Başka bir tecelligahtır Allah'ın. Şimdi bir daha kıyas, sonra icma, sonra Adem'in şeyi usulüne gireceğiz yani teknik bilgisine. Bir şeyde mevcut olan hükmü Ortak bir neden ve sebeple başka bir şeyi kaydırmaktır. Teşmil etmektir. Bu kıyas sayesinde Müslümanlar daima karşılaşacakları her sorun ve her meselenin şerri hükmünü çıkarabilirler. Bir de okuyayım mı? Bak görüyorsunuz. Bir şeyde mevcut olan hükmü hepimizce ortak bir neden ve sebeple başka bir şeyi kaydırmaktır teşmil etmektir, genellemek. Bu kıyas sayesinde işte Hristiyanlık Yahudilik niçin bitti? Kıyas ve icma olmadığı için. Onlar bitmiştir, bitmeye mahkumdur. İslam niçin her zaman yenidir? Çünkü kı kıyas ve icma yöntemi olduğu için. Eğer İslam'da kıyas ve icma kalkarsa, İslam evrensel olmaz. Her zaman da yeni nazil olmuş gibi olamaz. Denmiş. Dendiği kadar kalsa gelişen sosyolojik, psikolojik e, cemiyet, ailevi şey sorunlara ışık tutamaz. Oysa Kur'an semavi olduğu için her mekana, her zamana hükmediyor. Bu Kur'anı her asırda din yapan en büyük özelliği İslam'ın icma ve kıyas sisteminin çalışır oluşudur. İcma ve kıyas İslam'ı, İslam dinini evrensel yapıyor. Yaşanılabilir bir din hali, hali getiriyor. Mesela yeni bir hadisi gelişti, o zaman yoktu. Mesela yukarıdan düşen diyor, şehit olur diyor Allah Resulü. Damdan düşmüş, kurmadan düşmüş. Soru soruyoruz, uçaktan da düşen de mi öyle? Evet, bak teşmil ediyoruz. Ne diyor? Onun kanunu yakalayınca bu kıyas sayesinde Müslümanlar daima karşılaşacakları her sorun ve her meselenin şerri hükmünü çıkarabilirler. Peki her çıkaran çıkarttı doğru mudur? Din mi kabul edeceğiz? İcma lazım ona. Her çıkartanın çıkartı din midir? Değildir. Bunu bile kayıt altına alan, yöntemi içine sokan, yöntemleştiren icma bu sefer. İcma nedir? İcma aynı asırda yaşayan müştehitlerin bir hüküm üzerine ittifak etmiş olmalarıdır. İcmanın şer'i hüccet olduğuna dair ayet ve hadisler vardır. Aynı asırda yaşayan müştehitleri külliyata vurarsak sözlerden çıkarttığım bir manayı ayrı bir şahsiyet olan lemalar, mektubat, şualar onu onaylaması lazım. Müştehit gibidir. Şahsiyet o da. Müştehitlerin bir hüküm üzerine ittifak etmiş olmalarıdır. Yani paralel götürüyorum dinle risale -i. Yani bu çıkınca din midir yani bu çalışmalarımız Risale-i Nur. Hem dine cevap olsun. Yani böyle asın bazı tuhaf tuhaf şeyleri var. Zahir manaya hasredip dini ortadan kaldırmak isteyenler var. İcma ve kıyasa düşman olanların dini ortadan kaldıklı, kaldırdıkları mana kesindir. İcma ve kıyasa düşman olanlar din düşmanıdırlar. Çünkü çağ dışı yapmak Kur'an'ın ve İslam'ın e, evrenselliğini nakise getirmektir. Hristiyan ve Yahudi dini gibi o zamanı hapsetmek için yapılmıştır. Bu bilerek yapılıyor. Onun için bunların ilk fırsatta yaptıkları şey müştehitlere mezhep imamlarına hücum etmektir ki Ustad din zincirinden boğazını çıkartmaktır. Yani dinsiz olmaktır. 27. Din sözde öyle diyor. Sahabelere e, musavat davası, mezheplere hücum etmek, dini e, vasfını yani din zincirinden boyunlarını çıkartmaktır. Ne demek o? Din zincirinden çıkınca ne oluyor? Bunlar dinsizdirler. Dinsizliklerini mezhepsizlik süreci. Gösteriyorlar. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Dinsizdirler bunlar. Çok ağırdır. Uyanık olmak lazım, oyuna gelmemek lazım. hariçten bahsetmiyorum, insanlardan bahsetmiyorum. Küçük Hasan, büyük Hasan. En büyük düşman bu, ee, içerideki şeyin farkında olmak lazım. Bazen içerideki bu dinsiz tarafın suretti haktan gözükür, bizi aldatır ve mahveder, bizi yok eder. Yani doğruyu yapıyorum, sadakat yapıyorum zanniyle devre dişi kalırız, çağ dişi kalırız. Risale-i Nur'un mana değil kalıplarına, lupu değil kışırına, hakikatine değil suretine talip olmuş oluruz. Ruha değil cesede hapsoluruz. Ben size şiddetle ikaz ediyorum, hatırlatıyorum. Zaten bildiğiniz bir şey sakın ha Risale-i Nur'un kışına hasır nazar, hasır fikir etmeyiniz. O kalıp lazımdır çünkü mananın adresidir o. Bütünlüğün ifadesidir ama o değildir sıfır. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun derken yani şu şunlar falan şu denizler, havalar, alem misaller değil. iç alem. Yani ona alemlerin Rabbine hamdolsun. Bitti mi? Bitti. Bitti diyen adam bitmiştir. Kıyas ve icma dinde bittiği gibi Risale-i Nur'da da, e Aynı kanu cerran ediyor. Kıyas ve icma. Ne yaptım? İcmayı en zor. Külliyatta icma nedir? Lemalardan bir şey anladın. Aynı zamanda yaşayan müştehit lazım. Yani sen çıkarttın Lemalardan çıkarttın. Seni onaylayacak senin seviyende birisi lazım. Nerede bulacağız? Mektubata bakacaksın. Aramızda müzakere yapıp kitaba vuracağız. Evet. Lemalarda mektubat, bu buna. Yeter ki manaya söylesen. Biraz önceki 9 yaşındaki çocuğun dersimize muallim olduğu sorusu biz hakikat, hakikatin konuşmamıza vesile oldu. Ne yaptık? Şuradan buradan konuştuk. Hakikat boyutundan bahsetti. Şunlar. Yeter ki çıkan mananın külliyattan olduğunu, peki küllattan olduğunu nasıl bileceğiz diyor. Mahkeme çok güzel belagatı iş diyor, belagatı yöntemi iş diyor. ki çıkan manaya sorsan sen kimsin, nereye aitsin? O da dese ki ben falan yere aittim dese o onundur. Sen ifade ettin değil, senin değil. Ben Allah var deyince dediğim için Allah yok. Yani Allah ben var etmemişim. Var olduğunu ifade ettim. Külliyatta da ben söylediğim için o oradan e, ortaya çıktı değil. Zaten vardı ifade ettim. Zaten yayıyordu dalga. Şimdi bunu yaptıktan sonra Ademle Madum e, nedir? Şunu kalemlerimizi koyalım. Şunu kapatalım. Bir daha gündeme getirme. İcma çok önemliydi. İcma külliyatta he? Ee, şimdi Adem Madum e, kaçıncı sayfaydı master? E, 30. defterin e, 114 114. sayfa. Bir de bu arada ee, şunu çekmeni istiyorum Furkan. 114 açtık. Onu gönder. Onu ona da intikal edeceğimiz için bir daha şey yapmayın diye hemen gönderdik. 114 açtınız mı abi? Görüyor musunuz? Bu kelimeler 3. sayfa ile mutlaka bakarak koku İmtina mastardır. Mastar şu abiler. Bu ne? Vurmak. Kim vurdu belli değil. Niye vurdu belli değil. Yani olayın kendisi vurmak. Ee, ondan sonra faili bir mastar ne olur? Hasıl bir mastar yani. Hasıl bir master. mastar. Mastardan hasıl olan. Yani vurmaktan vurdum. Ben vurdum yani. Vurdun ve vurdum ses çıktı. Has, hasıl olmuş, ortaya çıkmış. Nerede? Mastardan çık, türettim. Mastar nedir? Fail belli değil. Mutlak. Nedir o? İmtina mastar. Ee, mümteni ismi fail. Bak Mastar fiilin fiil şey yani. yani. Türkçe dil bilgisini Yapma. o şekilde hemen evet. <laughs> E Yani şey ortada kimse yok mesela Adem. Fiilin kendisi Adem yani. fiilin kendisi. Ha, fail, yok yani. ha, fail yok yani. Mesela Adem yokluk. Ne yokluğu? Yok mu ettim? Yok edildim mi? Yok mu ediyor? Yok yani ortada. Ma madum gibi değil yani. Ha, şimdi ona geçe. Adem hem mastar hem de isim olmuş. Mastar olursa yok olmak, isim olursa yokluk. Yokluk, isim. Ee, yok ol, yok olursa. Madum neyse, madum nedir? Bak, oradan mim getirilmiş, öne alınmış. İsmi meful, mevcut olmayan demek. Mevcut değil bu, mevcut olmaya. İsmi meful, failin fiili kendi üzerine geçen kelime. Mektup, mazlum, mağdur gibi. İsmi meful bu ya. Yani, yani. Fa'ilin kişinin fiili kendi üzerine geçen kelime mektup yani mektup yazılmış yani fa'ilin üzerinden çıkmış ismi meful bu mektup hani vurmak gibi değil yani kendi üzerinde geçmiş mektup yazılmış bir şey demek birisi yazmış ismi fa'il ise kendisinden fiil iş çıkan kimsenin sıfatı fa'il hadim katip gibi ismi fa'ilde. Yani fi, fiilin faili kim? Yani kim bu? Katip adam. Bu kim? Katip. Katip ile mektubun arasındaki fark neydi? Ka, mesela katip bizzat yazan. Mektup ise yazılan. Yazılan. Yazan yazılan. Mastar ise, mastar çok önemli. Mastar yukarıda biraz konuştum ama. Bir şeyin sudur ettiği menba, fiilin şahsa veya zamana bağlı olmayan şekli, Fiil kökü okumak yazmak gibi. Mesela fiil kökü ama yani fail yok. Yani bir daha bir şeyin sudur ettiği ettiği menba. nedir o? Fiilin fiilin şahsa zamana bağlı olmayan ne fiyo, fail var ne zamanı da var. Vurmak şey yok. Adem mesela. Mastar. Ha, ha, gibi. Ondan sonra şeye geçelim. Ee, birinci sayfa gönderdi ya size. Üçüncü sayfa açar mısınız? Vücut, imkan, mümkün, mümteni, madum. Üçüncü sayfa şey attı, Yasin attı. Var, tam tamam, bak abiler. Ee, veya dur dur dur. Şurayı da aç, daha güzel olur. Ee, Adem, Adem'i niye lügat gösterseydim güzel olacaktı. Madumu görüyor musunuz üçüncü sayfada? Mevcut olmayan, yok olan, yok, mevcut olmayan, madum. Ama Adem'le farkını görün. Adem neydi? Yani madum, mevcut olmayan. Adem ise yok. Madum da bir şey var yani. Adem'i bilmekten kaynaklanan şey ifadedir. Yok olan, yok, madum. Ama Adem ise onu da tanımlayan da yok. Ademle e, madum gibi mi? Gibi he. Gibi. Mesela imkan ve mümkün. Mesela diyelim ki im, mümkün nedir? Olabilir veya olmayabilir. İmkan dairesinde. İmkan ise mümkün olmak, olacak halde bulunmak. Yok iken vücuda gelme. Yani e, Adem Allah için iki alem. Madum ise bu taraf bize vücut taraf rengini almış. Madum yani mevcut olmayan. Mevcut değil. Nerede? Osman mevcut değil. Ama var ya. Ademle e, farkını anlayamıyoruz. Yani Ademle madum anlıyoruz. Burada bak şimdi. Diyelim ki burada 60 kişi vardı ya geçen hafta derste. Evet. Var mıydı? Var. Yoktu. 60 kişi var mıydı? 60 kişi var mıydı? Yoktu ya. Burada evet. var bu. Evet. Cumartesi demiyorum. Evet. Yani pazar dersinden bahsediyorum. Evet. Yani Yok daha çarpıcı olsun. 8 ayaklı bir insan var diye geçen hafta burada. O Adem işte. Ama bugün Osman derste de yok. Bu mağdum. Bir Aynen, o Adam değil işte. Öbürü mümteni. 8 ayaklı olması mümteni Adem değil. Nedir o? Mümteni? Ha mümteni 8 evet o şirk o şirk gibi oldu. Daha çarpıcı olmadı. <laughs> ee, müm <laughs> mümteni evet şirk gibi. Abi, abi. Ama şirk gibi doğru ya mesela diyelim ki Allah'ın Ortağı var mı? Yani yok. Bu mümteni ya. Yani şirk gibi. Kafasızın kafasına var. Yani sekiz ayaklı var mı? Mümteni ya. Yok. Evet öyle yok ama. Ama şey ya e, olabilir şeyi mesela. Ayak olabilir. Çünkü kırk ayaklılar da var mesela hayvan. Yani şöyle. Ma Adem de. Abi, bir ben tahtala yapabilir miyim? Yap tabii yap. Abi. Abi he? Bir sayfa. Madem mümkün şöyle bir soru sormak istiyorum. Mümkün olabilir ya da olmayabilir. Evet mümkün. Mahdumsa olmayan. Şimdi mümkün olmazsa. O zaman şey olur. Mad madum olursa mevcut mu olur? Aynen öyle. İşte ben aynen öyle diyeceğim. Evet Şimdi doğru. Abi, doğru. En tepede imkan. <laughs> İmkandan altında mümkün. Mümkünün bir tarafı mevcuda, bir tarafı maduma. Mevcut olan vücuda gidiyor. Madum olan da ademe gidiyor aynen öyle. Bir daha okuyayım. Bir daha söyleyeyim mi? <laughs> söyle söyle söyle. Abi imkan imkandan mümkün. Mümkün şimdi mevcut olacak bir de mağdum olacak. Mevcutlar vücuda gidiyor. Mağdumlar da ademe gidiyor. Tamam. Bu hani 100 105. sayfada geçen geçen konuşmuştuk harita var. Aynı o ikidi mad evet. imkanı. Şimdi bir daha okuyorum okuduğumuzu diye. ilk i̇lk defa duymuş gibi değil de hazım olsun evet. şimdi. Mağdum'da 114. Mağdumda kast edilen bir yokluk var. Kastedilen. Yok ama ne kastedildiğini edildiğini biliyorum. Tamam doğru. Mağdumda o var. Ha. Adem'de, Adem'de yok. öyle bir şey yok. Mastardır imtina. Mümteni ismi faildir. Yani oradan imal edilmiştir. Şimdi bizim en aşağı iner misiniz? Mastar diyor 114. Mastar ne demek? Bir şeyin sudur ettiği, ettiği menba. Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli. Fiil kökü. Okumak, yazmak. Vurmak. Ses çıktı yok. Vurmak. Hasılı bir mastar. Vurmaktan çıkan sonuca denilir. Vurdum ses çıktı. Ses çıktı. Sesin çıkması bu mastardan ortaya çıkana deniliyor. Hasıl olmuş. Hasıl bir mastar. Yani vurmak ses çıktı. Ses çıkmasına hasıl bir mastar deniliyor. Adem hem mastardır hem isimdir. Mastar olursa yok olmak, isim olursa yokluk. Yokluk. Yani yok. Bizim Risale'de Cenab-ı Hak Adem'le vücut iki alemdir diyor. İstersen onu oraya alır, onu da oraya alır. E, vücut ilmiye perde oluşmuş vardır. Bizim için o öyle değil. iki alem değil bizim için hakikaten yokluk Adem. Bizim için yoklukken Allah için iki farklı tecelli demektir. Biz kendi alemimizde konuşuyoruz. Mümteni ise onu mesela e, yok etmek. Mesela Adem, Mastar hem isim dedik. Madım ise ismi meful, mevcut olmayan demek. Madım nedir? Mevcut olmayan. Adem neydi? Mevcut olmayan değil, yok. Mastar oluyor. Yani. Mastar oluyor. Yok tanımlayamazsın ya. Yani. Mastarsız o olmaz vücudu vücudu tanımlarız. O da mastar gibi ama tabii ki e, vücut deyince ancak failsiz şey yapamaz yani. Hasır bir maslar olmadan, evet. faili olmadan gene şey yapamaz. Yapamazsın yani. O şeyi senin o dediğini veya seni onu yaz ya bunun üzerine. Buraya veya şuradaki vacip madum mevcut mümkün. Ee, burada dün, geçen hafta yapmıştık şu 100 110 ve sen gene yap. Oraya uyuyor mu? 8 kafalı veya 12 ayaklı bir şeyin ihtimali varsa diyorsun. Aha bak bunu büyüt, büyüteyim. Bak bakayım şu mu Mehmet kardeş senin? Mehmet, Mehmet kardeş. Doğru abi aynı bu. Aa zaten altına da yazmış. Aa, bu işte bak. Vacibül vücuttan mevcut çıktı. Mevcuda. Ha mevcudat. Hı hı. İlmi böyle geçeyim istersen. ilmi İlmi muhitten vücut çıktı. Aynen. Zaten her şey burada var. He. Ha bu, bu, bu bunu unut. Adem'i sırftan Adem çıktı. İmkandan mümkünü çıkardı. Evet. İmkandan çıktı mümkün. Vücuttan mevcut çıktı. Gafurun olmamasıyla e, şey yapmışız şu anda. Çelik. Şimdi tiraz edecek Adem'den madumu çıkarttı. Sadece orası biraz. Yani Evet. Yok bu benim değil, bu evet. kural. Adem'den madumu anlayabilir. Biz şey yapalım? Adem anlayamayız da madumu anlarız yani. Ad, madum yok yok o yok. madum Adem'den çıkmaz. Madum da Madum bak Adem'den madum çıkar abi. Adem mastardır. Tabii. Abi bir 200 sözlük 170 çekse şöyle yani. bir şey var. Eylem. Bir kaide laibütel ihtimalin gayr-in nâşi an dide yani bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur. Yani 8 ayaklı insan mümkündür denebilir ama delili var mıdır dendiğinde delil yoktu dendiği için ehemmiyetsiz alınır. Veya hut elâdetü mülayyusmet diyor mesela. Adem ispat edilemez. Şimdi ama imtina mı oluyor benim Sorun o şu karışmadan anladım şey. ben seni. Bak abi bak. Mümkünden mevcut ve mağdur. <laughs> bakın. Mi? Burada adem yok. Bak burada da yok. Ama bakın bu tersinden. Vücut da bu Allah canibi ya. Aslında bizim canibimiz yani evlenir... Vücuttan Cenab-ı mevcut yaptı. Şimdi i̇şte burada öyle değil. Burada öyle değil. M yukarıdan mümkün oldu. Tamam. Ama mevcuttan ebed tarafına vücut olacak. Bu vücut, o benim bahsettiğim vücut değil. Yani bu vücut, zati vücutsa benim söylediğim onun zılı olan bizim bu dünyada onun emirlerine riayet ederek vücuda gönderdiklerimiz. Evet. Ama bu mevcuttan o vücutlar oluyor. Hı, hı. Şimdi evet <laughs> bu madum ise... Zaten şey yapmış o mevcut nasıl mevcut? Neyi barındırıyor? O vücudu işte. bunlar evet. bir araya gelince zaten vücut oluyor. Vücut oluyor. Evet. Şimdi eğer bu mevcut olan, madumdakiler yani şu dördü bir araya gelince abiler mevcut oluyor kısacası. Evet. Tamam mı? Mevcut. Peki e, madum nedir? Madum da bu mümkünün içinde ama vücudun zıttı olan, yani vücuda gelmeyecek olanlar. Ama mevcut emir ilmi de var evet. Bu da madumlar. Bu neticeyle Adem'e gidiyor. Bak, madumun içinde ne var? Hayat, ilim, emir var. Ma madum. Evet. Ha. Ha. Kudret yok burada. Adem'in içinde hiçbir Madem. şey yok. Kudret yok. Adem'in içinde hiçbir şey yok. Madumun içinde bunlar var. Bunlar var. Yok, şimdi konuşamayız Konuşamazsın. Bak şimdi. Mevcudun içinde bunlar olunca vücut buluyor. Mesela şu andaki eylem. Hayır yapıyoruz, namaz kılıyoruz vesaire. Ya, eylem yapınca evet. bu şu anda bir mevcut İlim, irade, kudret taluk ettiği için vücut sahibi oluyoruz. Vücuda dönüşüyoruz. Namaz vakti geldi vesaire veya günah. Ne yaptı? O vücuda gitmedi. ha Ne var o? Madumda. Emir, ilim, hayat. Var ama yapmadı. Hayat var. ha Eylem olmadı. Onun için o madumdur. Madumun içinde üç tane şey var. Bunu kaçırmamak lazım. Ama Adem'in içinde hiçbir şey yok bizim yok. için. Hiçbir belirleniş yok. yok. Evet. En güzel tanım bu şekilde oldu. Bak zaten e, bunun e, ne yaptı? E, mümkün bak, imkan. İmkan iki ayrılıyor. Bir adem, bir de vücut. Bu Allah canı bir abi. Evet. Aslında olması e, tabii vacibül vücut tarafı diyor. Evet. E, bak vacib. İmkandan adem vücut. Bu mevcudat tarafı şu. Ama şu anda bu dersimizde mağdubun içinde bunlar var. Ademin içinde hiçbir şey yok. Mevcudun içinde bunlar var. Bu bunlar olduğu için mevcut oldu. E, bunlar bir araya gelince vücut yapıyor. Bunlar da Ademe gidiyor. Yani şeyi bulmuyor. E, vücuda çıkmıyor. Vücut bulmuyor. Ha o zaman Madumun içi var. Ademin içi yok. E, madum e, şey Adem, Mastar. E, madum ise e, onun şeyi. Adem mastar dediğimiz zaman tanımlamış oluyoruz. E tabii ki tanımlayacaksın. Ama tanımlanıyorsa adem olmaz. Yok. Mastar derken master 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 ne master demek kendimi? Deme. Vurmak. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. Vurmak. Ne ne anladın? Ne vurdu? Nereye vurdu? Nasıl? Ne oldu? Demin kök evet. Yani evet, şimdi bu kadar anladığımız anladığımız bu artık bu kadar yeter daha fazla yapayım. Evet, şimdi şey giriyoruz. Konulara giriyoruz çıktıktan sonra biz Adem var diye biliyoruz. Değil mi Hasan abi? Biz Adem'i götürüyoruz. Evet. Haritayı siz oluşturdunuz? Yani evet. çıktıktan sonra yani biz yanlış Adem olabilir. vardır diyor. Bu sizin Bizim bu için, bu yoksa böyle... Bizim için öyle. Adem çıktıktan bir şey yapmaz. Biz bilmiyoruz. Yok. Yok bunu böyle içerisini... Mağdumun içerisindeki sıfatlar tespit edede. <gülüyor> <gülüyor> Mağdumun içinde bunların olduğunu şey var yani Risale'de ders yapa 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 hepimiz yaptık bu kardeşlerle. Yani Risale-i Nur'dan. Çünkü mesela diyelim ki bizim için Adem Allah için iki farklı alem. Mesela bizim için vücut Allah için vücut mesela zatı sıfatta vücut var. Vücut, bekâ, vahdaniyet, muhalefinin. Ama o vücut değil. Mesela biz ibadet yaptık. Vücut bulduk. O vücut değil. Zıl zı oluyor. Yani eğer yani eylemsel olursa, yani fiil olursa noktalı olur, zil olur. Eğer mana tarafı böyle, tefekkür olursa zıl oluyor böyle. Ama bizim vücuda gönderdiğimizin onun zılı oluyor. O vücut, gene o vücuda gidiyor. Baştaki vücut, o vücut. Ama biz gönderdiklerimiz vücut alemleri oluyor. Alem, Peki, 20 daha güzel olsun diye 29. defterin 355'i aç, orada güzel yapıyor. Abi zaten bariz belli ya, vücut alemleri elhamdülillah diyor ya abi. Hı hı. Adem alemleri de kaç? sübhanallah diyor. Bak kim diyecek bunları? Ebed, 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 tarafında, olan diyecek ebed yani. tarafında olan diyecek yani. Doğru. Dur dur ben sana e, hasıl bir master o... Esas okumak istediğimi şimdi okuyorum. Allah'tan başka bir ilah vardır. İfadesinin bu e, evet. ifade edilmesi Allah mi Allah mümkün Allah. idi? Yoksa bunun e, vücut sahasında Kardeşim, eğer denilebiliyorsa, bak kafam, mesela şirk var mı nefslemdirde? Yok, kafasızın kafasında var. Bunu diyebiliyorsan, Adem değil bu ya. Bu de, bak bir şey, bir şey söyledin yani. Evet. Mümteni olur. Onun vücuda çıkması mı mümteni, konuşulması mı mümteni? Konuşulması vücuda nasıl çıkacak? Buldun mu? Konuşuyorsan mağdum olur. Evet okuyorum abiler. Bir daha bir daha hareketlenin. Haber doğru ve yalana muhtemel olan kelama denir. İnşa bu benim tespitim değil ilmi kelam kaydeleri okuyorum. İnşa eğer bir kelam doğru ve yalana muhtemel değilse buna inşa denir. Eğer bir kelam doğru ve yalana muhtemel değilse Allah Celle Celaluhu'ya karşı minnettarlığa şükür. Karşıtı ise küfürdür. Yani nimeti inkar etmek, nankörlük, küfran örtmek. Hamdım kapsamı daha geniştir. Şükre göre mastarı okuyorum. Hasıl bir mastar nedir diye ikisi. Şimdi mastarı bunu iyi dinlemeniz lazım. Aslında ilk önce bunu okumam gerekiyordu ama bir şeye vurmak. Vurmaktan hasıl olan sesin çıkması hasıl bir mastardır. Vurmak ama vurmak dedim. Ses çıkması vurmanın sonucu. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili fiili mastar, adamın ölmesi ve tüfeğin ses çıkması da hasılı bir mastardır. Risaledeki o misal, adam tüfek meselesi. Hulasa mastar fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli demektir. Okumak, yazmak, kitabet, kıraat gibi. Okumak nedir o? Bir şans var mı burada? Ahmet Mehmet Hüseyin yok. Bir daha hulasa mastar ne demek? Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli demektir. Okumak, yazmak, kitabet, kıraat gibi. Mastar kelimesi ismi mekandır, sudur etmek manasına gelir. Fiilin mana ve lafız ciheti ile, fiilin mana ve lafız ciheti ile mebde ve mehazıdır. Kaynak ve başlangıç noktasıdır. Okuyayım. Hasılı bilmastar ise ne demek? Hakiki müessirden hasıl olan fiildir. Mesela bir şeye vurmak mastardır. O vurmaktan hasıl olan ses çıkması hasılı bir bil mastardır. Adamın ölmesi ve tüfekten ses çıkması ikisi bak sonuç adamın ölmesi gel, geri git tüfeğin ses çıkması bunlar hasılı bir mastardır. Tüfek atarak bir adamı öldürmek olayında tüfek atmak fiili mastar, tüfek atmak fiili mastar, adamın ölmesi ve tüfekten ses çıkması da hasılı bir mastardır. Ölüm bir netice, bir fiil olmasından dolayı hasılı bir mastardır. İnsanın fiil ve neticeyi yaratması mümkün olmadığı için ölümü yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Tamam mı abi. Ha. Şimdi bunlar olduktan sonra zaten bu harita 100, 100, 105. şeyi vacibül vücuttan mevcut çıktı. İlm-i muhitten vücut çıktı. Adem-i sıftan Adem çıktı. İmkandan mümkün çıktı. Vücuttan mevcut çıktı. Adem'den madum çıktı. Madum. Şimdi geliyoruz Adem dersimize. Adem dersimize hoş geldiniz. Daha önce okudum iki gün iki şey iki hafta önce veya bir hafta önce İmam Rabbani Hazretlerinin evet. Adem hakkındaki bütün mektubatı Rabbani'yi bana göre tabii gücüm yettiği kadar taradım. Aldığım not vardı, okumuştum, bitirdim. Sonra ben külliyatı okurken, Adem okurken aldığım notların bir parçasını okudum. Sonra okuruz. Ha? Şey ya. Hiçbirisini yapmadık. Bir parçasını yaptık. Okuyorum abi. Sözler 741. Ondan da hayır gelmedi. Pek ilticatkarane vicdanımıza girdik. Ondan sonra vicdanımıza girdik. Şey yazıyor 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 uzundur. Nokta nokta. O girdikten sonra o vicdana vicdanın maliyeti yoktur. Dima nerede tahakkuk eder, tezahür eder? Dima şey akıl dimada. Kalp nerede tezahür eder? Bir mahalliyeti. Kalp bu değil ama kalp hakikati kalpte tezahür eder. Mahalliyeti bu. Et parçası diyor Allah Resulü. Ruh ise bedendedir, geneldedir. Ama vicdanın bir mahaliyeti yok. Şurası burasıdır denilemiyor. Vicdanın ya. Yani. O amal sıkışmışlar. O amal, o emeller. Emellerin çoğulu. Amal. Nerede sıkışmış? Vücut adem. içinde. İnsanın istekleri var ya. Yani vicdanda bir sürü istekler var. Nerede? <laughs> sıkışmış. Bak nerede? İki yerde. Adem vücutta. Bir tarafı ezele, bir tarafı ebede uzanıp gidiyorlar. Neler? Aa, emeller. Şimdi nazm-ı maniyle düşünsek bunu. Vücut ezele bakıyor, Adem ise ebede bakıyor. Allah canibinde Adem yok ama bizim niye ebede bakıyor? Herhalde onun mu diyecek daha ama acele edeyim. Günah işledik, Adem'e gitti. Ebede doğru, Adem. Ama e e e e e e e e ezel tarafımızda hayır yapacak istidattı. Yapmam gerekimi yapmamakla Adem'e gitti. Şimdi bakayım İslam'da ne demişiz? Bunlar vicdanda oluyor, yani vücut ve Adem vicdanda oluyor. İkisinde de vicdanın çünkü tarih bu. Vücut ve Adem vicdanında sıkıştı diyor. Bunlar vicdanda oluyor, yani vücut ve Adem vicdanda oluyor. Vicdanın da zaten mekaniyeti yok, amaliye göre var. Onu düşünelim. İkisinin de vicdanının zihin sıfatında olduğunu tasavvufçular diyordu. Yani Adem'le vücut vicdanın neresinde? Vicdanın içerisindeki zihinde olduğunu söylüyorlar. Kim? Tasavvufçular. Tasavvuf ehilleri, pirleri diyor. Okumuştum. Vicdandadır diyor. Vicdanda vücut ve Adem'i aşkın yani vicdanda vücut ve Adem aşkın daha arkası emeller, istekler, arzular, dilekler tarafları ebede uzanıp gidiyorlar insanda. Yani bizim o kendisinden aşkın insan burayı dinleyin. İnsan kendisinden de büyük. Sen senden büyüksün. Sen senden aşkınsın. Vücut. Sen senden daha camisin. Vücut ve Adem aşkın demek bir tek zat kalıyor abi ya. Yani, ne kalırsa kaldı işte. Onun bir, bir zat kalıyor. Yani tayyun ve teşahhus var. Yani onun işte teşahhus. Çok tuhaf. Bak şimdi bir daha. Sen senden daha büyüksün. Senin kalbin senin kalbinden daha geniş. Sen senin kalbinde yerin yoksa senin kalbinde benim yerim yoktur. Sen kendini sev ki beni de seversin. Ya. Aferin. Hiçbir şey söylettirmedin bana. Bitti. Doğru söyle. Anlam. Çok harika dedi. O kadar. O Yani insan insan insanda kendisi kendisinden büyüktür. Kendisi kendi kalbinden kalbi büyüktür. Aklım aklımdan büyüktür. Ben benden daha büyüğüm. Ben bana aşkınım. Allahu Ekber ya. Vicdanda vücut ve Adem, Adem'i aşkın. Vicdanda vücut ve Ademe aşkın. Ne var? Emeller var. İstekler var. Ne istiyorsun? Allah'ı. Allah'tan bir şey istemiyorsun. Allah'tan istediğin Allah'tandır. Ama Allah'tan ne istiyorsun? Allah'ı istiyorsun. Bu kendisine aşkın olduğunu gösteriyor insan. Eğer Allah'tan bir şey istiyorsa sen sendesin. Allah'a istiyorsa sen sende değilsin. ne var? Emeller var. Nasıl bir emeller? Arzular var, istekler var, dilekler, tarafları var. Ebede uzanıp gidiyorlar. Bir tarafı ezele insan. Bir tarafı ebede. Ya benim cümlem değil ya. Bir tarafı ezele. Bir tarafı ebede uzanıp gidiyorlar. Yani şeyde 741. Öyle vusatları var. Ya yani o isteklerin. Hani ok okyanustaydık ya. Okyanusun sahili yok. Öyle vusatları var. Ger dünyayı yutarsa eğer dünyayı yutarsa o vicdan da tok olmaz. Yani ona dünyayı versen doymaz. İlla Allah. Vicdan hem vücuttan hem de ademden daha aşkın, daha kapsayıcıdır. Allahu Ekber. Bugünkü dersimizin ana konusu vicdan vücuttan ve ademden de aşkındır. Camidir, eamdır. Allah'ım on bunları böyle bize ifade ettirip böyle dinlettirip de kahve içirttiren Allah'ım dostum. Bir de bu kahveden en çok zevk aldığım e, ders çalışıyorum. Kesinlikle ders çalışıyorum uçakta bulutların üstünde. Ondan sonra eğer 800 sene önce olsaydım o ders çalışmayı bulutun arkasında e, kutbulazam, geylan olmam lazım. Bulutların arkasını geçirip vallahi bu dersleri ki gelirken yazdım, işte yamuk yumuk oluyor bazen türbülansa girdiğin oluyor. Orada içtiğin zaman böyle yani bir tuhaf duygu olmuyor mu ya böyle? Böyle Allah Allah bulutun arkasına sana ikram eden Allah. Bırak böyle sana bir milletin sana çay verdi. Allah verdirtti ya. Allah yapıyor işte. Direkt Allah. Çünkü duygular acayip orada değişik bir duygulu oluyor. Usta onun için yükseğe çıkarmış. Mesela çözemediğin sorularda uçağa bin gidin. Bak göreceksiniz. Usta çam, çam dağına çıkardı yükseğe. Zübeyir abi diyor ki hafızanın ve zihnin gelişmesi için yüksekliğin tesiri azimdir. Yani mesela en çarpıcı şeyler dikkat ederseniz Bremen'den İstanbul'a geliyorum falan diyorum ya. O not koyuyorum ki yani mekan. Böyle bir gelecek okuyanlar için de bir şey olsun yani. Mesela diyelim ki bir şey çözemiyorsun veya ne olur ailevi bir sorunun var. Beni, beni bir dinle bak şey. Çok sıkıntı var. Ya benim çok son noktaya geldin. Yani son noktaya geldin. Ya bir bilet al. Bir böyle e, dediğim güzel git. Havanın türbülansların en çok olduğu yani kışın şu anda Doğuya, Tilloya, Sirte, Vanad git. Şimdi korkma, türbülanslar uçak düşmez. Ama e, hissi de kontrol edilemez. Çünkü hissi kontrol edecek e, akıl değildir. Edemezsin. Sana rağmen çalışıyor. Çözemediğin duygular, fikirler, haletler varsa kabz gibi uçağa bin ama açık olan yere doğru gitme, Arabistan'a gitme. Böyle kahva kapası kapalı olan yoğunluğu çok olan, bulutlu çok olan yerde bir seyahat et. Git gel. Yani ben sen merak etme yani. Git bir gel. Bir seyahat et. Oradan çıkacaksınız. Yani dünyadan seni koparttığı gibi uçak. Dünyadan seni o kutunun içi, uçağın kutunun içi seni koparttığı gibi. Onu getirmiş olduğu hallette... bulunduğun eski haletten seni çıkartacaktır. E, mektubat 59 okuyorum. E, demek ki bugün vicdan çok keyif aldım onun için konuştum bu aileye girdim. Vicdan Adem ve vücuttan aşkındır. Çünkü vicdanda bir mertebe var ki Latife-i Rabbaniyedir. Orada da Latife-i Rabbaniyenin vazifesi ne? <laughs> Vicdan yapıyor bunu ha. İradenin ibadetullah. Zihnin marifetullah. Hissin Allah'ı sevmek ne demek ya? Allah aşık olmuş mesela. Evet. çok. Ama Latife-i Rabbaniye vazifesine Ne anlıyorsun sen bundan? Allah orada ben burada öyle mi anlıyoruz? Nerede? Taayyum ve teşahhusuna Allah'ın taayyum ve üstüne şahit oluyorsun. Sonra ne oluyor? Subhaneke ya baiz talite ya varis oluyoruz. Subhaneke ya baiz talite varis. Ejine minen nari bi afike ya Rahman. Zahirden aynı zahirde hakikati görmek. Kime bir de söyle. Zahirde hakikati görmek aynı mıdır? <laughs> Yok. O zihin artık. Vicdanda bir dört mertebe var. Aynı hakikati, bak aynı hakikati zahirde görmek zihin yapar. Ama Latife-i Rabbani'ye başka bir şey yapar. Ne yapar? Müşahedetullah ne demek? Taayyun ve teşahhusuna bayis ve varis oluyorsun. <Sessizlik> Subhaneke ya bayis salite ya varis e cinne minen nari ya rahman. <Sessizlik> Kurtuluş cümle bir yerde geçiyor mu? Taayyun ta ta ve teşahhusuna bayis ve varis olmak diye bir cümle var mı? Taayyun ve teşahhus şualar dokuzuncu sayfada. <Sessizlik> Kim söylüyor sana ya kena budu ve kenestein diye bilen de ortaya çıkan tayun ve teşahustur. O esmayı niye zikrediyorsun? Kendinde şahit ve tanık olduğunu ifade ediyorsun. Varis olduğunu nereden biliyorsun? Ne taklit ediyorsun? Şahitsin oysa. Varis. Manama sor. Nereden geldin? Suba ya varis. Sebebi ne biliyor musun? Çocukluktan beri biz elbise giydirmişler. Bize bir sürü libas giydirdiler. Erf, anane, kültür, gelenek, kitap, abi, cemaat. Ondan sonra Allah'a koyduk oraya. Ben de bu taraftayım. Ulaşılmaz. Evet. Ceza kesen. Tamam? Mı? Varis. Çocuk babasına nasıl varis oluyor? Ben de taayyüm ve teşahhusuna varisim işte. İster kabul et, ister etme. Etmesen sen, edersen de sen. Mar Niye şimdi? Arkadaşlar din adına ne kadar batıl, hurafe şeyler bize öğretilmiş, giydirilmiş. Kayıt altına alınmış. Alınmışız. Koman, konuşma. Tahvime teşahhus. Konuşma. Niye? Konuşulmayacaktıysa konuşma ortamına niye attılar oraya? Niye yazdılar? Allah koydu. İyâkena budu ve yâkenes de. Miracı aldı. Ne demek konuşacağım? Miraç dersi oluyor mu? Ne yapamıyor? Ne yaptı? Rüyet ve kenar, kelamını arkaya koydu. Nere koydu bir dakika? Kelamını koydu mu? Değil mi? Rüyetini nere koydu? Aşağı. Ona aşkın değil mi? Kelam ve rüyetine. Subutu sıfat değil miydi? Kendisi zatına muhatap oldu. Ne oldu peki? Yani Allah'ı görüşünce, Allah ile konuşunca haşa, abe kayıttı kafa. Yani tanrılaşıyor musun haşa? Ee, şeyler gibi. Ee, yok ateiste değil. Panteistler gibi. Yani Allah'ı görünce tanrılaşıyor musun ya? Ya nasıl kafa taşıyorsun ya? Allah'ı görmek ehl-i sünnetten değil midir ya? Yukarıda bak e, fıkıh kitabı. Fıkıh ekber var bende. İmam Azam'ın kitabı. Bütün o Ahmet bin Ahmet bütün o fıkıh kit kitabı. kitabım oraya cem edilmiş. Fıkır ekber. Ha bu kadar ince elli Bak Allah'ı görmek sünnettendir. Risale-i Nur mu okuyorsun? E, mirac'ın beş meyvesi yok mu? Birimci meyvesine bakar mısın? Hakayık imani. iman esasları değil mi? Hak, ki imani gözüyle görmüş diyor. Evet. Gözüyle görmüş. E ben bir, bir, Nurcu'ya bunu diyemiyorum ya. Nasıl bir şey ya? Ben bu tarihte bir gün yaşadım Kırıkan'da. Ee, ondan sonra namaz 10 sene sonra ol. Hoca ya, Hoca derken normal bir adam değil ya. Dairenin içinde ya. Bayağı da seviyeli. Olur mu ya dedi İslam geldiği gibi dedi namaz her ümmette farz olduğu gibi. Hoca kafası ya. Pat diye gelmiş Allah Resulü hemen namazı söylemiş sanki. Miraç'ta söylemiş ya. Miraç'ta almış. 10 sene farz değil dedim. Sanki ilk defa duymuş gibi itiraz oldu. Be. Ya ben... He? Ben de ilk defa duyuyorum şu an. Evet. Yani sen söylediğin ben de yani gelir gelmez namazı tebliğ etmiş biriydim zamana kadar. Evet. Şu anda benim cibiyim bu. <laughs> Ama o Önde şey yapan ya. Allah mekan cennet olsun. Sonra dedi ki Allah razı olsun ya. Yaklaşık 20 yıl abi ya. Yok 10 sene. Toplamda tekabülü neredeyse 23 yıl. Ondan sonra dedi ki Allah razı olsun Hasan kardeş dedi. Bak o da tarafı da var yani. Ne ama ilk önce bayağı sene ciddi. gitti Ondan sonra yani dedi o da öyle dedi ya. Bize gildirildi ya dedi ya. Yani ortada onun en büyük fıkıh alimi ama. Yani Allah Allah'ı görmeyi bir türlü şapamıyor. yapamıyor. Ve abi dedim ha hakayk imaniyi gözüyle görmüştü ya. Birinci meyve ya. Ondan sonra Kur'an hepsini kendisi Cebrail getirmedi mesela. Amen Resul niye getirdi direkt kendisi aldı. Bir bak da tamam, bir merak etmiyor musun Amen e ne var ya? E bir bak da yani. Ve hulasadır biliyor musunuz? Bakara en, en büyük sure Bakara suresi onun hulasasıdır o. Hulasayı cemidir bir tuhaftır ya. Niye yatsıya konmuş? Hulasadır. Son namazda son okunan duadır. Bakara suresinin son şeyidir. Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki e Allah Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. Nazm-ı manisiyle mana. Mesela nazm manisiyle ben bir ara başladım da e, muvaffak olamadım o kay. Belki siz olursunuz. Gerisini tamamlayın. Şöyle çalıştım. E, bir suretini şey yaptı İbrahim yani 1400 sene önce Hazreti Ali radıyallahu an kerameti niçin e, şey 26. lema kader olmuş? 10. söz niçin haşir olmuş? Onu anlatayım ama Tam. onun dışında başka benim çalışmam vardı. Belki de size ufuk açar ama bitiremedim. Yapan, şey yapamadım. Ben dedim ki Risale-i madem ilhamen yazılmış Birinci sözün nasıl bir manesini yazdım. Ana tema. Ama şu kategoriye cevap aradım. Birinci sözün akıldaki, akla ne getirmiş, vicdana ne getirmiş, kalbe ne getirmiş, ruha ne getirmiş. Bunu doldurdum. İkinci sözü de böyle yaptım. Üçüncü dursun. Sonra dedim ikinci söz. Bunu niye ikiye koydu? Böyle bir ders çıkarttım. Yani ikinci söz imanın güzelliği ya bunun bunun sonucu değil. İkinci sözdeki mevzu. Birinci sözdeki mi? Birinci ikiyi Sayısal şey yapma, Mevzuyu. içerik. Bu içerikte, bu içerik niye peş peşe oldu? Niye kader 10. sözden sonra olmuş? Bu sıradaki psikolojiyi, yani akıl, vicdan, kalp ve ruhtaki karşılıkları ile daha cami olursa karşılıklarıyla ile de, mesela işaret edeceğiz de o yöntemi öğretiyor bize. Nasıl böyle cami kü külli, tefsir olmuş külliyat Mehmet? Şu, e, bu mananın karşılıkları nedir? kainatta ve insanda. Ustad başka bir şey de bulmuş. Karşıtları ile yani bu ne değil nedir yerine başka bir soru sormuş. Ne değildir? Ne kadar bereketli. He? bereketli. He, ne bereketli yani. Ne değildir mesela? Mesela uygun, bir örnek vereyim. Bu gelmesi daha kolayken bunu niye kullandı diyor. Yani karşılıkları tefsir ayrı olur. Karşıtları ile ayrı olur. Yani ben daha çok bunu ekseri kullanıyorum karşıtları ile. Hani külliyatta ben bu yöntemi kullanıyorum. Ama kendim kalktım. Bayağı defter. O defter hiçbir yere çıkmadı. Birinci sözün, birinci sözün içerikleriyle, ikinci sözün içerikleriyle karşılaştırdım. 3, dört, beş. Sonra kitabı aldım. Sözlerin içeriği. Ne diyebilirim dedim komple. Sözleri bir yapmıştım. Bak şimdi. Birinci söz, ikinci söz. Yani kıyas ettim ya. Sonra sözlerin komple ana temasını sözler benim aklıma ne verdi? Sözler benim vicdanıma ne verdi? Sözler benim kalbime ne verdi? Ne getirdi? Ruhuma ne getirdi? Kolasa yaptım. Şuaları da yapayım dedim. Niye bu hangi hangisinden çıktı? Niye Denizli'de Meyve sarısı çıktı? Niye Rize layıkası yok da Denizli layıkası var dedim yani. Bir sürü sorular yapmış. Ama bu nedir biliyor musun? Dediklerinden fazladır Risale-i Nur'un demek istedikleri. Satırsa aralarındadır. Ama kör olan ceale taasup, bize giydirilen mana ile taasup veya anlayış bizi kör, düğüm, sağır ve topal etti. Bir mana var, bizi sağır ediyor. Mesela bir şey var, sağır edince kulak, kör edince göz. Aklı yok ediyor. Sağır olup kör olmuşlar. Belki ustad diyor 19. sözde. Niye dedim sorusunu. Soru. Sağır olup kör olmuşlar. Belki divanı olmuşlar. Bu hakikati anlamıyorlar, dinlemiyorlar. Niye sağır kör? Sağır kulak beyne değil. Direkt kalbe gittiği için sağır olmuşlar kalbi. Kör olmuşlar. akli devre dışı yapıyor. Çok garip. İnan her sene her gün okudukça Risale-i Nur ve ben daha çok muhteşem, muamma ve dehliz olduğunu hissediyorum. Külliyata böyle oturuyorum ben de insan böyle bakıyorum Allah Allah. İtimat edin ya. Hiçbir şey bazen bir ufuk böyle sipsiye bulut geliyor. Şu ben şimdiye kadar hiçbir şey anlamamışım. Burada anladığım manayla bir külliyata yeniden baksam dedim. Hiç böyle değil. İmam Azam yeni bir şey öğrenmiş. Yeni bir şey öğrenmiş fıkıhta. Gitmiş 40 senelik namazını kaza etmiş. Ulan ben var olan farzımı kaza etmiyorum. Adam bir şey öğrenmiş kaza etmiş. Ben bir de onunla boyu uçuşuyor. Ya ne utanmaz adamım ben ya. Yani utanmaz yani. Utanmazın ta kendisi ya. Ben nasıl bir insan, bir insan ismine layığım ya. Ama bir şey öğreniyor. 40 senelik namazını kaza ediyor. Ben farz namazını kılmamışım kaza yoktur diyorum. Ben nasıl utanmazım ya. Hiç insan sıkılmaz ya. Çok tuhaf ya. Kazanamaz yok diyor. Küllet böyle bakıyorsun. Tuhaf ya. vicdaniyatı nasıl tarif ediyor? Adem'le vücut diyor. Vicdanında sıkıştı diyor. Vicdan nedir? Bunlardan aşkın. Adem ve vücudun da arkası. Bu nasıl bir şey ya? Bu söylenilir mi? Yutulacak bir söz değil ki. Taim ve teşahüs etmesi. Cenab-ı Hakk'ın kabul edilecek, bilinecek, yutulacak, kabul edecek şey bir söz mü ya? Naz muhane. Adem naz ile çıkarıyor. Adem kudrete gönderiyor. Kudretle. Adem'i Adem'e kudretiyle gönderir vücuda iradesiyle getirir. Kudret zaten Adem'den çıkarıyor. Adem'i sırftan da tekvin çıkartıyordu hatırlarsanız. Kudret de yaratmak, tekvin de yaratmak ya. Evet. Farkı neydi? İlmi vücutlardaki Adem'i, subutu sıfatta ilim, irade, sen basar, kudret var ya. İlimdekileri ama ilmi vücutları yok. Oradaki şeyleri bize göre yok. Onlar ilimdekileri vücuda çıkaran kudrettir. Aynı kategorideki kudret. Ama Adem'i sırf ise, Adem'i sırf ise onu tekvin çıkartıyor. Şimdi bak abiler kudretiyle Adem'e gönderiyor, yok oluyor, Allah gönderiyor. İradesiyle Cenab-ı vücuttan bu tarafa getiriyor. Nazmaniyle çıkıyor. Nerede yazıyor? Satır arasında yazıyor. Bak yukarıdakini bak dizdim. 59 mektubat. Kudret ve iradesinin ceminden de ne çıkar? Kitab-ı Mübin. Bak ustat demiyor mu? Kitab-ı Mübin. Kudret, irade, ilim, irade, imam-ı Mübin. Kudret, irade, Kitab-ı Mübin, ilim, emir, imam-ı Mübin. Şimdi ha bak şimdi ne çıktı? Bak nereye gidiyor? İz takip ediyoruz. Ustad diyor ki burada e, iradeyi kullandı. Dikkat ediyor musunuz? Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispetin iki menzil gibidir. Kudret ve iradeyi kullandı. Kitabın bir pergele koydum. Adem Adem haricidir. Yani burada yok. Allah için var. Vücut ilmiye perde olmuş bir unvandır. Orada söylüyor. Sari ifade ki Adem daire ilimdedir. Şeceri i Hilkati görüyor musunuz? Da Adem'i daire ilime koymuş. O tarihte bu Adem çalışmada nasıl konmuş? Ben anlamış değilim orayı. İşte bu modern vücuttan abi ya Bizim bizim gönderdiklerimiz bizim madumdan aslında. Adem'e gidenler. Adem Bu daire ilmi gidiyor işte. Adem'in evet, Adem'in değil mi abi? Adem değildir, Adem değildir yani. Anlatıyorsunuz da yukarıda aslında haber vermiş mana dediniz Adem değil de Adem harici de. Neyse bir ifade yanından gelmişse aslında haber veriyorsun evet, mana sa. O Adem, adem diyor ki Adem-i varici dairesi ilmindeki hey. Adem'den konuşmuşsunuz, Mana olanılmış bilmiyoruz. Olan tamam. da nerediniz yani. Hayır. Öz Adem değil. O yok hakkı değil. Derden burada bir yere bakarız. Sonra, sonra geç 108. İz takip edersek Adem daire ilminde ise Adem-i daire ilmin aslı olan lafı mahfuzdadır. Ya nasıl olur? Nasıl olur? Çünkü devam ediyor. Ve bu sayfa çok bereketli. Eğer daire ilim neyin zıllıydı? Dişe vuruşu. Lefi mahfuzun. Daire ilim. Daire hayat. Yani bir hayat var bir de daire var. Daire ilim lefi mahfuz mu yoksa şey mi abi? Arşın değil. Yo yo. Şeceli hilkatli. Şeceli hilkatli. Daire ilim. ilim. İlim nedir? Sıfıtının gölgesi. Evet gölge. Daire ilim. İlim sıfatının tahakkuk ettiği le, mahfuz ya. İlim. vahyin geldiği. İlim. İlim değil o abi ya. Kelam değil mi o? Ee, kelam ilimle beraber. İlimin lefi mahfuz. Adem daire ilimde değil. Değilse değil. Ne yapalım? Yasin. Bu <laughs> <O> adem <laughs> değil Adem harici işte ya. Bu adem haricidir abi. Devam edeyim. Evet abi. Çünkü adem Adem haricidir. Adem harici adem, adem diyemeyiz ki. Çünkü Adem e, tırnak içinde. Daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan ayrı ilim, evet. daire ilim. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir. Evet. Evet. Bu Adem haricini vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Vücud-i ilmi. Hatta bu mevcudat ilmiyeye Abi özür dilerim, burada çok ince bir nokta var. Vücud ilmiye diyor. <laughs> mevcut şey madum neydi abi? Madum da eee vücud ilmi e, mevcudat ilmiye Tamam. Mevcudat ilmiye olan evet. madum -ma, evet. Evet. Burada ise bakın vücud ilmi. Ama mevcud e, şey maduma tahalici olan mevcudat ilmiye. Evet. Mevcudat ilmiye madum vücud ilmiye Adem. Yani ademi e harici diyor. Hatta bu mevcudat ilmiyeye bazı ehli takik ayağını sabite tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek muvakaten harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Yani helik helak olan, mahvolan, olan, geçici olan, yıkılan manasına helik ve fani olanlar vücudu hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücudu maneviye giyer ne demek vücudu maneviye? Daireyi i kudretten çıkıp daire ilme girer. Şimdi burada ne çıkarım? Adem'in burada tarif etti demişiz. Ne etmiş? Bir, sari ifadeyle gidiyor. Bir, daire-i içindeymiş Adem. İki, daire için daire-i ilim içinde bulunan Adem, ise Adem haricidir, daire-i ilimdedir. Adem harici derken, yani bu hariçtin dışındadır şu, şu hariç. Daire ilim içinde Adem var. Daire ilim. Başka Adem neymiş? Vücud ilmiye perde olmuş. Perde olmuş unvandır. İki defa yazmışım burada da. Demek ki vücud ilmiye perde olmuş unvandır. Yani vücud ilmi o perdede ortaya çıkıyor. Mesela sinema perdesi. Hiç kimse o perdeyi görmez. Ama orada film oynar. Ama kimse bilmez. Orada oynar zanneder. O zaman o perdedir. Şey işte Adem de vücudu ilmiinin ortaya çıktığı zeminsiz zemin. Harici libasını çıkarıp kim Adem şey olmuş? Vücudu manevi ve vücudu ilmiyedir. Yani harici hariçler var ya şunlar. Vücudu çıkarınca libas çıkarınca ne olur? Vücudu manevi olur, vücudu ilmiye olur. Mesela sen Ali vücudunu çıkar, harici libasını çıkar. Neye dönüşürsün? vücudu maneviye, vücudu ilmiye olur. Vücudu manevidir Adem. Bize göre değil tabi Allah canibinden. Adem başka nedir? Kudretinin bir menzilidir. Oraya oraya götürüyor, getiriyor. Adem başka nedir? Adem haricidir. Adem harici ne demek Adem harici? Sadece ilmi varlığı bulunup yaratılmış bir varlığı olmayandır. İlmi tarafı var, harici tarafı yok. Adem harici. Bu da Allah canibinden değil mi abi bu Adem harici. Hepsi zaten Allah canibinden de. Sadece ilmi varlığı var. Vücut haricisi yok. Gene Adem'in tarifini devam ediyorum. Nokta nokta Adem'in tarifidir. Adem harici libasını çıkarmaktan olandır bir şey. Harici libasını çıkarsa Adem'e gidiyor. Çünkü öyle söyledi. Ne yaptı? Kudretine göre iki menzil gibidir. Oraya gönderiyor. Başka helik ve fani olanların vücudu haricilerini çıkarınca Mahiyetlerinin bir vücudu manevi gi giydikleri. Vücudu manevi giyer. Manevi bizim için değil. de Allah için vücudu manevi. Ama vücut alıcısını çıkarıyor. Peki sizin, ee, sizden kelamın çıkması ya da yazıya dökülmesi? Ee... Vücudu alıcıya giriyor. Adem değil bu benimkisi. İlmi vücuttu. ilmi vücudu alıcıya çıktı. İlmi vücut. Adem ise öyle değil. Ne yapar Adem? İlim içinde niye bulunan Adem diyor? Çünkü Adem'i şey yapar, mertebelendirir. Cehalet ilimden çıkartırsanız ilim ne olur? Sonsuz olur. Acizliği kudretten çıkarsanız kudret ne olur? Sonsuz olur. Şimdi Allah için Adem yok yani. İki menzil gibidir. Bizim gibi yokluk anlamında değil. Biz o ilmi vücutların içerisinde Adem anlayışımızı arıyoruz. İlmi mertebelendiriyoruz. İlmi mertebelendiren cehalettir. Vücudu mertebelendiren Adem'dir. Adem anlayışı niye getirilmiş bize? Vücudu mertebelendirilsin diye. O yüzden biz beslelim, vücut bilinsin diye. Cüval. Vücut ve mertebeler bilinsin diye. Yani mesela cehalet niye var? Mesela şüphe niye var? Allah şüphe, şüphe denilen bir sistemi niye yaptı? Doğru bildiğin şeyin sallamasıdır. Doğrunu, doğru olduğunu kim söylüyor sana? Şüphen söylüyor. Olumsuz zannettiğim bir cümle vardı e, ilim bir noktaydı besbelenin besine. Cahiller onu çoğalttı diyorsa da işte. <laughs> Hazreti Ali. Burada olumsuz gözüken olumlu bir canlı yok o zaman. Hangisi o? Cahil. Evet. Cahil, cahiller niye çoğalttı? İlim yapmak için. Hikmet, bunu yani cahiller kim? İlim aşıkı. Bilmediğini bilenler. Ama evet bilmediğini bilmiyorsa cehil mürekkep o cahil denmez. İmam Gazal der ki Cahil olduğunu bilmek ilimle olur. Biz mesela niye ilim yaparız? Cahil olduğumuzu anlamak için. Yokluğunda Adem, Adem'inde yokluk vardı yani. Vücudun Adem, Adem'inde. Peki biz yok olduğumuzu nasıl varacağız? Ne ile varacağız? İlim yaparak. Yani sen bu kadar ilimle uğraşıyorsun. Yok olduğunu bilmek için mi yapıyorsun? He. Lan yok olduğumu diye de işte bir işi. ilim yapma. Yok olduğunu bilmek için ilime gerek var mı? Var tabii. Cahiller varım zannet. Biz Cahilliğimizi anlamak için ilim yapıyoruz. Vücudumuzu anlamak için Adem'i anlamaya çalışıyoruz. Yani karşıtı ile. Vücudu vücutla bilme yöntemi ayrı. Vücudu Adem'le bilme yöntemi ayrı. Merak etmeyin bir yarım saat sonra keseceğim. Haydi bakalım. He? Çok iyi. En temel zaten şey metot da o yani. Parçalayarak <laughs> konular başlıklar ayrılıyor. Mesela birinci söz, ikinci söz, üçüncü sözün ayrılması da aslında bu hikmete. Yani bu, bu vecihten bakalım. Acayip bir şey yani. Öyle düşünmüştüm biliyor musun? Sonra sözleri komple dört mertebesi dimada, vicdanda, kalpte ve ruhta manası. Şu hepsine kıyas edecektim. Sonra bu dördü teke indirecektim. On dört cildi. Komplesi böyle bir muamma bu sebebi biraz korktum ne olur dedim. Bir garip işe şey çıkacağını hissettim. O herhalde Allah alem onun için uzaklaştım. Teke indirecektim. Ama şunun kokusunu aldım. Kokuyu bu kainat 23 senede Kur'an birbirini 13. sözde söylüyor. Mesela şeftaliye bakın veya şimdiki mevsime bakın. Mandalina. Rengine bakın, yaprağa bakın, ağaca bakın. Yani tanımını birbirini cehretmiyor, kapatmıyor, örtmüyor. Koku rengi kapatıyor mu? Tat rengi de kapatmıyor. Kapatıyor mu? Kapatmıyor. Bütünsel değil mi? Ustad verdi bu misal 13. sözde. Kur'an'ın manaları birbirini kapatmıyor. Risale-i Nur'un manası birbirini kapatmıyor bir komple Kur'an'ı surelere indirgeyecektim. Sureler her bir ana, o dimane veriyor vesaire. E, <laughs> bu sefer bana şu koku geldi İrfan. Kainat, yani niye birbirini kapatmıyor, cehretmiyor? 23 senede yazılan Risale, gelen vahiy Kur'an. Niye birbirini şey yapmıyor? Bu gözükenin arkasında bir matematik var. Bizim bildiğimiz matematik eşya arasındaki matematiktir. Mesela... Evet, yani bu varlığın arkasında yokken var, varlık yokken arkada kullanılan bir yöntemsiz yöntem var. Buranın yöntemsiz, burada bu yöntem değil. Bir yöntem var, oraya taşıyacak seni. Kainatın arkasında bir matematik var, oraya göre dizilmiş. Mesela hani Big Bang deniliyor ya, ne, demek? Her şey oradan başladı, zaman da oradan başladı, mekanda, hacim kütlede. Sıfır zaman dediğine göre eksi zaman da var demek. Mekansız dediğine göre bir mekan da var yani, ama sıfır mekan. Hay, o her şey yok olduğu halde bütün fen ama matematik hala var. Sıfır dediğine göre matematik var ya. İşte bu varlığın arkasında bir sistem, bir yazılım var, bir matematik var. Beni o kokuya götürüyordu. Sonra taşıyamam vesaire olur diye uzak durdum. Teki getirecektim. Bir daha gelmem. Siz neyim olacağım? <laughs> Muhyiddin Arabi gelmedi. Konevi Hazretleri gelmedi. E bunların piri kimdir? İdris Aleyhisselam. Gitti gelmedi. Fenafilla gitmek. Bekabillah geri gelmek. Geylani için söylüyor 149 e, Sikitası Gitti bir sürü Avcı acayip acayip şeyler söyledi. Şanım ne kadar yücedir zatımı tesbih ederim dedi. Sonra tahsiye etti. Yani acayip. Gitti fenafillası oldu. Ama acayip acayip şeyler söyledi. Bütün evliyaların diyor omuzlar benim ayağımın altındadır dedi. Ustad diyor ki bu makamda olmayan bunlar söylenip şey haddini aşar diyor falan. Sonra geldi onları alayarak tavsiye etti. Geldi. Gelmesinin adı nedir? Bekabilla. Çıkmak mı zor, inmek mi? İnmek zordur. Uça, uçak uçak ekseri inerken düşer. Onun için düşmez de korkmayın. Ama ekseri <laughs> orada olur. <laughs> Şimdi ee, nerede kaldı? Nerede kaldı? İdris Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam arasında çok yakın galiba. Dedesi falan böyle direkt birinci kuşaktan. Allah Allah. Rize pazar. Adem Aleyhisselam'ın İkinci kural. Adem Aleyhisselam 9 sene yaşamış. Öyle değil mi? Adem İdris'in o kuş. Evet. İkinci yani, kuş. Bir üçüncü kuş. Üçüncü kuş. Yok yok. Kuralın sırasını. Sırasını. Adem. İdris onu Bir de şimdi şu tarihten Adem Aleyhisselam geldi, İdris Aleyhisselam şu babam geldi, ben geri dönüyorum bir daha da çıkmam dedi. Direkt babasından. Adem harici libasını çıkarmaktan olandır. Biz harici bir insan çıkartıyoruz. Helik ve fani olanların vücudu haricilerini çıkarınca mayetlerinin mayetlerinin bir vücudu manevi giydikleridir. Ortaya çıkan. Ya ben orada kaldım da. Adem Aleyhisselam halet elbisesini giydi. İdris Aleyhisselam tersi olarak cennet elbisesini tekrar geri giydi. Evet. Biri elbiseyi değiştirdi. Dünyaya geldi. Diğeri o elbiseyi gitti, oraya giydi. Oraya gitti. Hala elbise dikiyor. Evet. Halet elbisesi. Evet. Doğru. Adem daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme, ilme denilen yere ...girer ki buna Adem deniyor. Daire ilimde girdiği yere Adem deniliyormuş. Adem, Adem-i sır. Daire ilimde ilimden çıkan ise... ...bunların asıllarını da... ...mesela Adem'in aslı Adem-i sır. Daire ilim ise ilim. Adem-i mutlakın karşıtı ise ilmi muhit. Adem-i mutlak yok... Nerede yok, mevcutta yoktur. Ama insanda var. Bu merak ettim, niye var, niye konuşsun ki? Zat için. Zat için. Zatı var eden. Zatı var eden yok. Zatı var eden mutlak yokluk. Aslında şirk mutlak, evet. mutlak ifade matematikte sonsuz. 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 X bölü e, sonsuz eşittir sıfır içerisinde eksi sonsuz, artı sonsuza kadar giden mutlakiyet ifadesi otur aslında. İlmi muhiti de karşılıyor. Evet. Muhit bir ilim yani. Allah Allah. A Allah, a Allah, a Allah, a. Allah a. Sen buna katılmıyorsun bence. <gülüyor> 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 bu benim şeyim çıkarımlarım değil ki ya, şey yazsın. Şey tamam da, bir şey. da bu benim <laughs> değil ki. Bu metin sarı ifadeleri bu. Yasin gitti, geldi. Mehmet abi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Yasin, bu cümleler var ya. Bu Mektubat 59'u e, okuyup çıkan şeylere ben hiç dokunmamışım ben. Mesela daire ilim içinde Adem var diyor. Ben demedim ki bunu. Adem daire ilmi içindeki Adem'e, Adem'e harici diyor. O Adem'e hariciye biz Adem diyemeyiz ki. O gene dışarı uğraşılır Adem'e harici. O öz Adem dediğimiz vücuttadır abi. Bak Adem ise diyor virgül Adem haricidir. Daire ilmi içinde bulunan adem ise ademe haricidir. Bak. O, hem daire ile... ilmi ile harici yok ki bir şey oraya atasın. Daire içinde bulunan adem ise ha, buradaki adem ise. Tamam burada bir adem e Adem haricidir. Var. Ama şey e, zati sıfattan tezahür eden bir ademin burada tezahürü var. Bu Adem'e adem değil diyor. Bu adem e haricidir diyor. Mevcudat yani bizim o diyor. anladığımız adem buradaki ademe o değil. Bu adem e haricidir. Ötekine de ademi sırf diyor. Tam işte öteki ademi sırf. Tamam buradaki Adem diyor çekin. Ya daire istersen. ilmi da, şey daire ilmin içindeki bulunan Adem ise. Adem, daire, adem daire daire ilim içinde ilim bulunan şey Adem olmaz zaten de. Tamam, Adem'in bir tezahürü var. Adem haricidir. Nedir o? Ee, ne kadar mesela madumlar mağdumlar işte. Evet. Madumlar yani biz evet. şimdi Adem'den <laughs> dışarı madum çıkınca biz Adem varmış dedik. Evet. Yani yoksa biz onu bulamayız ki. Yani daire ilimde şöyle peki yani Adem'i zaten ee, adem mağdum olmadan anlayamayız. Anlayamazsın. Ama anlayamazsın ama yokluğuna delil şey yapamazsın ki. Gösteremezsin ki. Anladım. Yani dışarı çıktıktan sonra biz Adem vardır diyoruz. Ama Adem gene var. Vücutta gene var. İlim içinde bulunan daire ilim için şey ilim ee, daire nerede? Daire ilmi ilahi adem içinde olur. bulunan şey Adem haricidir. diyor. Adem haricidir, Yani mağdumlardır. Madumlar da bu. Madumlar demedi Adem haricidir. Adem haricidir. Adem haricidir başka bir şey. Vücudu, bu vücudu ilmiye bunlar. İlmi vücut onlar. Ya tam mesela bardağın yarısı dolu yarısı boş tarafından bakarsak evet. yarısı ya gene boş dersin ya yine gene dolu dersin. Yani ta bir tarafına madum deyince Adem harici Öyle olur değil abi. Kudretten ilme <laughs> giden. Abi yani bak bir kere biz Adem'den konuşurken bir kere zat sıfattaki vücuttan bahsedeceğiz biz bunu. Vücuttan konuşacağız. Vücudum dışarı doğru yani tezahürü var. Peki aa, aa şeyde ilmi ilahi yani ilim sonsuz değil mi? Evet abi. Bizim bizim peki onun içerisinde ademler olması bize bakan yönüdür. Evet. Allah için ikisi de Ademle vücut eşit. İkisi de aynı. Evet. Yani kudretiyle al götürüyor. Efendim iradesiyle getiriyor. Kudretiyle ademe atıyor, iradesiyle vücuda çıkarıyor. İkisi evet. farklıdır. tamam? İlmi ilahide Adem yok. Bizim için e, ilmi ilahideki Adem diyor. Ademi haricilerdir. Nedir o? E, mesela olması gerekenlerin olmaması değil bu. O madum olur. Mesela bir sürü şeyler yapabilirdin. Madum neydi? Dört tane şey vardı. İlim, irade, evet. hayat, emir. Dört tane. Mevcut, Me mevcut mu evet. Madum, madum. Madum evet. üç tane abi. Madum ha madum. Ha. İlim. i̇lim hayat, emir. Hayat. hayat emir. emir ha. Evet. Şimdi ilim var ya. Yani. Evet, Fakat evet. bu Adem Allah için ikisi de ilimle ay oraya düşen, aynı. aynı. bizim zat için e, bu ilmi mertebelendiren bir şey. Zaten içini doldursak ona bir elbise giydireceğiz de. İçini dolduramıyoruz Çünkü kendisi yok ama yoku <laughs> anlamaya çalışıyoruz var ile Çünkü niye ne işimize yarayacak tam sorduğun zaman ilmi mertebelendiriyor Çünkü ilmi bizde mertebelendir cehalet ya ama kaynağı nedir adem Cahalet adem atar Mesela bizdeki şey kalksa at kudret sonsuz olur Cahalet kalksa ilim sonsuz olur Şimdi o sonsuzu kavramak sonlu için mümkün mü? Değil. O zaman bir anlayış yöntemidir Adem'i anlamak. Bir olta gibidir balığı tutmak için. İlmin nihayetsiz mertebesini anlamak için Adem ayna olmuş. Yani Adem bizde bir yöntem. Yani ilmi yakalamak için. Mesela şüphe olmasa doğrunun doğru olduğunu nereden bileceksin? Evet. Sağlaması yani. Evet. Ha, o zaman e, iyi Adem Adem'i harici bizim için bulunuyor. Ama bu Adem, adem hariciler. İşte konuştuğumuz adem hariciler. Evet. Fakat bu Adem'i hariciyi bize Adem kavramını yakalarsak, Adem hariciyi de anlar ve o ilmin içerisindeki yerimizi biliriz. Yani o ona masar olur olmadığımızı da biliriz. Esas evet. al, yani vücudumuz olmadığı ortaya çıkıyor. Olmadığımızı şey. da evet. elimize, elimizdeki veri... O zaman olmadığını. şöyle yapalım. Bir ara verelim. Veya şurayı da okuyayım keseyim. Mektubat 285. Dayı. Sarı ifade zaten vücudu ilmiye perde olmuş ün var ya. Ha, evet Adem evet. evet. E şimdi bu vücudu ilmiye diyor. Yani evet. İlmi vücutlar yani. İlmi vücudu ilmiye. İlmi vücutların ortaya çıktığı yer yani. Ya. Yersiz evet, yer. İlmi bu. Şey. Bu da doğru söylüyor zaten. İlimde diyor Adem değil diyor. O Adem'e harici işte o bahsettiğimiz yer. Tamam, evet. Abi, abi. Adem'e haricil Adem aynı şey değil ki. E şöyle ya. Yoksa zaten konuşamazsın. Şey öyle bir şey konuşamazsın. Öyle bir şey yok ki. Peki baştan bir daha alayım bak. Yasin şunu bir dinle bak. Tamam. Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki. Evet, abi. Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi. Ademin e vücut iki menzil gibi. Bu Cenabı Hak tarafından Tamam, dur. Evet, tamam, dur. Hiçbir şey demiyorum ben. Dur. Gayet koyulalıkla bir suret oraya gönderir ve getirir. İki tane menzil gibidir. Ne ile yapıyor? Ademin kudretiyle, vücudu iradesiyle. Hı hı. Tamam. Peki Adem Adem nedir? Adem haricidir. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Vücud ilmiye perde olmuş bir umvan. Vücud ilmiye bir de o mektubattaki yeri okuyabilir miyiz? O işte orayı okudum. O daire ilmin daire ilmindeki Adem ise Adem ha. o diğerini okuyayım. Hem daire ilmi ilahin harici yok ki. Evet. Daire ilmi ilahin harici. Ha, yok tabi yok tabi Bir şey ona atılsın. Yok. Şimdi abi daire ilmi ilahi dediği için ilahi her şeyi kapsatıyor. Bu bizden o tarafa bakış. Tabi tabi. Evet. Daire ilim içinde bulunan Adem ise, evet. şimdi Adem'in ne olduğunu bize şey söylüyor. Yani senin bildiğin o Adem diyor senin kafandaki Adem o Adem değil. Adem haricidir diyor. Adem ise virgül Adem haricidir. Buradaki adem. Peki bir dakika. Adem harici de ben anla, Adem anlamak için sen bana Adem harici getirdin diyoruz ustada. Ben gene bunu da anlamadım. Adem'i anlamadım. Dedi ki bana Adem haricidir. Onu da anlamadım. Yani diyor ki Adem ise Adem haricidir. Anlamadım. E, peki nedir Adem harici? Vücudun bir e perde olmuş bir umvandır Üç şıklı. Evet. Ya hatta Mevcudati ilmiyeye bazı ehli takik ayağını sabite tabir etmişler. Öyleyse fena gitmek fenaya gitmek, fenaya gitmek yani. He. evet. muvakaten hem harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Vücudu maneviye ilmiye. Yani, ilmiye yani, yani. Evet abi. helik evet. 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 ve fani olanlar vücudu harici bırakıp Mahiyetleri, hakikatleri değil. Mahiyetleri bir vücudu maneviye giyer, daireyi kudretten çıkıp daire mi girer? Yani kudretten çıkan her şey adevaricidir. Kudretin dışında olan her şey iki dairesi var. Kudret ve ilim. En kolay olsun. Eğer ilimden bir şey... Kudret nedir? Burasıdır. Burası. Yani nefs i emir olmuşsa buna kudret dairesi denilir. Vücudu gelmemişlere ilmi ilim denilir. İlim dairesi. Burası neymiş? Evet, abi. Kudret dairesi. Kudret, nefs-ül emri elbise giymiş, mahluk olmuş. Bir ilmi vücuda kudret taluk ederse mahluk olur. Eğer kudret taluk etmese ilmi vücut olur. Tamam evet, Kudret taluk etmiş bir şeyde artık adem olmaz. Olmuş. O zaman tamam. kudret taluk etmemiş ama edebili bir sürü şey yok mu? Ee, bir sürü şey var. İlmi vücuttur işte onlar. Yani, i̇lmi evet ilmi vücutlar var. İlmi ilmi vücutlarla madum arasındaki farkı bilmemiz lazım o zaman evet. burada. <laughs> tamam. Ben bunu artık yapalım. Tamam. Şimdi şurayı 285'i bir de okuyayım. Tamam. Bir anda anlaşılacak değil Şimdi ya. Şimdi sorabilir miyim abi? Sor. Şimdi biz daire ilimde bu fena gitmektedir ya o tarafa doğru gittiğin zaman Adem'e ulaşabilir misin burada? Hiçbir zaman Adem'e biz ulaşamayız ki. yok ki olsun. Abi burada, burada şunu kastetmiyor Bak şimdi şu dar kudrette şu anda sen kaç yaşındasın? 40 küsür yaşındasın. Geçmişteki bütün e, senin vücudu hariciler nerede? İlmi vücudu olarak saklandı bir yere gitti işte. Daire ilimde. Daire ilimde. Bundan bahsediyor. Bunlar bu adem haricidir bunlar. Tamam işte bak bunlar, bunlar da işare... haricidir. <laughs> tamam, Bu hayat... nasıl da, özür Haricin haricin yokluğu. Evet. Varın yoku. Bu senin Adem-i haricin ne demek biliyor musun? Hariç olan var ya kudret. Şu alem ihadette haliştir. Evet, tamam. Kudret dairesi deniliyor. Öteksi ilmi dairesi. İlmi dairesi kudret dairesinin daha geniştir. Çünkü ilim nihayetsiz. Ama vücuda gelenler kudret <laughs> mahduttur. Peki bir sürü gele, gel, gelecek olanlar yok mu veya gelmesi lazım? Var. Gelmedi. Ona ne deniliyor? Adem hariciler. Yani haricin yoklukları. Buradaki... Yoklukların varlıkları diyelim. Kudret zemini nerede görünüyordu? Biraz da gidelim abi. Gidelim. Şey bu, nokta... bu daire ilime gönderdiğim var ya hani kudrete ilime gider diyor ya bu vücudu ilmi ilmi vücutlar Adem'in harici üzerinde kendini gösteriyor. Adem-i harici üzerinde bir zeminde görünmeyecek mi bunlar? Yok mu oldular? Yani Adem-i harici kelimeyi bir çöz de onu çözemedim bak. Adem-i harici şu demektir. Ee, bu kudret var ya kudret. Bu kudret ha hariç olmuş. Yani ilimden harice çıkmış. Hariç. Asıldan çıkmış. Ne olmuş? Kudret taluk etmiş. Harici vücudu harici olmuş. Vücudu harici bu olanlar var. Ee, peki olmuş da Sonra yani, mesela yok olduk senin 20 yaşındaki vardı kudretteydi evet. ama yok şimdi. Bilmek Nerede? Bilmek. Daire ilme Daire geçti. İşte o, Daire ilme gittiği zaman aynı zamanda mesela e, şey gibi çatal gibi mi düşüneceğiz? Daire ilim çıktı anda vücudu, vücudu şey vücudu ilmi oldu. Adem'in adem hariciliği ile birlikte mi çıkıyor? E, ta, adem harici oldu. Yani evet. hariç dene burasıydı. Evet, Haricden Adem'e gitti yani Alman nereye? Daire ilme gitti. Evet, daire. daire. Ademi harici demek. Haricden çıktı. Haric değil artık. Harici de olmadı. Adem haricidir. Harici haricden çıktı. Adem harici ilmi varlığı olan demek. Eğer i̇şte işte artık da, daha harici vücutta, vücutta gözükmemiş. Gözükmüş, gözükecek hepsi de var. Hepsi şey var. Ya. İçinde yani. ilinde de. Var. Evet. İşte burada hariçten çıkarttık. Yasin herhalde zorluyor da Adem'i mevcudat olarak görünmüş olanı. Yani kötülükler, şeyler, tarihler. Onları Adem olarak onlar Peki burada Adem nedir Adem? Adem haricilerle Adem farkı ne? Adem, adem hariciler vücut yaşadık yaşadık. Namaz, oruç Adem hariciler oldu gitti. Evet, evet. Ama günahlar Adem. Adem harici değil o. Evet, evet. Günahlar, evet. haramlar Adem harici değil o. Adem'e gitti. Adem. Vücut hesabı, vücut şey, Adem hesabına çalıştı. Ha mesela namaz kıldın, Adem haricidir. Günah işledin, Adem'dir. Şey, namaz kıldın Adem'e haricidir. Adem'e yani. Adem harici o zaman vücut diyebilir misin? Vücut da ilmi vücutlar oldu. Vücut Vücut ilmi. Ama günahların vücudu yok. Zaten öyle diyor. Günah şey. A, tamam abi. Mesela günahlar Adem hesabına çalışıyor diyor ya. Günahların vücudu yok ya. Adem'idir diyor. Ama sebaplar ben sen sabah namazını bugün. Kıldın mı? Kıldı. Peki şimdi nerede? Vücutta mı? Yok şu anda yok. Anda yok. Gitti değil mi? Yani burada olsaydı şu anda durduğun gibi şuna hariçsin. Hani ilimden harici çıktın. Kudrettesin. Hariç demek ilimden kudrete çıktın. Şimdi kudrettesin. peki çıktın hariç. Ama hayırlı bir şeydi. de namaz kıldın. O nereye gitti şimdi? İlmi vücutlara gitti. Yani hariçteyken ilmi vücutlara ilimde değil misin şimdi? O ilimdeki yaşadıkların var ya yani şimdi dünyada yaşadıkların var ya, ilme geçince harici hariçten çıktın, daireyi harice çıktın. Yani vücuttan, hariçten ademe, adem harici oldun. Yani peki bu hariçle Adem harici ile Adem arasında ne fark var? Adem harici namaz, niyazlar, oruçlar, kuranlar. Günahlar ise Adem. Günahlar Adem'e gitti. Sebaplar Adem harici oldu. Ya abi ya, Adem harici ya. Yani harici. haricin dışına çıktı. Yo yaşadık gitti. Abi, şablon haline getirdim. <laughs> şeyi. Tamam. Daire ilimde Adem harici var. Bunu bir versene ona. ona herkes De, tamam. Orada zaten metinde Hı. var vücud ilimde de kötülükler, tahrifler, şerler, günahlar var. Tamam. o adem olanlar bunlar. Adem harici ilimde. Daire ilimde. Daire ilimde zaten ha, evet. Daire ilimde söylüyor zaten. Ee, Dursun ha, al al. Kavramı tam anlamayınca. Ha, ha. Doğru doğru doğru. Ha, ha, dolanıp ha. duruyor. Ha. Ama herhalde bu şey daha güzel oldu. Namazın nereye gitti? Adem hariciye. Günahlar nereye gitti? Adem. E. Adem. E. Tamam. Bir daha. Üç defa. Gülse, namaz kıldın sabah namazı. Nereye gitti? Ama yok. Daha adem. Ama hangi adem? Adem, adem? Adem'i sırf mı? Ademi mutlak mı? Adem mi? Evet. Namaz kıldın ya sen. Vücut. Adem, adem. Vücut haricinde çalışmadır mı? Evet. Ha, Ama Adem oldu. Yok oldu ama nereye yok oldu? Buranın yoku oraya gitti. Adem harici. Harici gitti. Harici vücuda gitti. Harici harici vücuda gitti. Peki günahlar harici vücuda mı gitti? Hayır. Evet. Namaz kalkmadın. Vücut yok ki. Adem ol. Adem harici değil o artık. harici gidenlere vücut diyebilir mi? Vücut tabii ilmi vücutlar. Adem harici olan ilmi vücutlar diyor ya. A bak sana Adem ise Adem'in haricidir ve mevcudat ilmiye efendi yani. He. Tamam. Mesela o güzel örnek oldu. Namaz hariciydi. Vücut dibasını giydi. Namaz vücut da harici çıktı. Hariç. İlimden harici çıktı. Ama kıldım kayboldu. Nereye gitti? Adem'e gitti ama hangi Adem'e gitti? Yoka mı ilime mi? İlme gidince denilir ki Adem haricidir. Namaz kılmadım. Kılmam gerekirken kılmadım. Gitti. Nereye gitti? Adem'e adem gitti. Harice gitmedi. Adem'e gitti. Günahlar Adem'e gider. Sevaplar Adem e hariciye gider. Yani cehennemin hesabına çalıştığı yeri. Tamam abi. Bu bence de olmaz bu. Buna çok itiraz abi gelir. böylece, böylece gelir Adem'e yani. de... Niçin? Bu... Sen itiraz et hadi. Mesela e, yaptığın ibadette Adem-i Harici'ye gider dersek... Nerede şimdi peki? Şu anda sabah namazın nerede? Dur. Sabah namazın nerede? Şu anda sen kıldın ya bu sabah. Nerede şimdi? Burada mı? Mesela sabah o zaman yaptığın günah da burada değil ki abi o zaman. E tamam değil. Nerede o? Şimdi Bir tanesi Adem'e gitti, bir tanesi Adem'e Harici'ye evet. mi gitti? Evet. Çünkü sen tarih hesabına çalıştın. Mesela namaz kılmadın. Eylem yok. Evet abi. Kılmadın ya. E ne oldu? Kılmamayı, yapmamayı yaptın. Vücuda nasıl çıkacak o zaman? Vücuda çıkmıyor ki. Vücudu yok ki. Ademe gitti zaten. Kılmadın. İbadetin var. İbadetin var. Günahı yaparsan, o fıtratın ortadan kaldırdığı için, yazılımlar vardı ya fıtratında, bilgisayar. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Orada 1'leri silse ne olur? Sıfırları silse ne olur? Yazılım çöktü. Olması gereken olmayınca başka bir şey oldu. Bir daha. Olması gereken bir şeyin olmamasıyla başka bir şey olmanın adı Adem. Ama oldu. Bak buna farka bak. Olman gereken bir şeyi olmamakla başka bir şey olmak. Bunun Adem. Bir de olman gerekeni oldun ama kayboldu. Tamam. Kayboldu da namazı kıldı kayboldu. Kur'an okudun şu evde kaybolmadı mı şimdi? Ha nerede? Ama Buna yok oldu diyebilir misin? Yazık günah değil mi ya? Ayasin artık anlatamıyorum. <laughs> ya ben anlatabilir miyim? Bak. Yasin kardeş. Bir dakika abi. Bir de ben söyleyeyim. Adem e harici ne demek? Boş ver şimdi. Var. Evet. evet. O Adem e unut abi. Tamam. Bak günahlar, işlediğin günahlar Adem'e gitti. Adem'e gitti. Neyse. Neyse tamam. Tamam. Adem'idir. El Fatiha. Sen Adem'idir da. E tamam Adem'idir. Adem'in. Evet. Yani oradan geliş var. Git, yaptığın zaman ben oraya ben gitmiyor ben tekrar. Adem'e şey hariciye gidiyor. Mı? Sen kaybolmadın. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala resulina Muhammedin salavat. Dima 219, Mektubat 285. Tamam mıyız abiler? Sen çözdün mü Yasin meselesini? Yani çözdük biraz abi. İlerleyelim biraz ya. Tamam. Ha, <laughs> Devlen, Çünkü evlenmesi lazım Tamam. <laughs> <biraz abi. gülüyor> Çünkü verilen bütün vücut mertebeleri e, yani şu kadar sana şey yapayım da ikisi de yoklar. Birisi hiç yok vücuda gelmemiş. Ötekisi de var olmuş, yok olmuş. O kadar basit. Çünkü verilen bütün vücut mertebeleri bu kuattır. Bir illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkanat ise verilmemiş bir sürü olabilir. Ne kadar var? Ne kadar var olabilir? Sonsuz. İmkanat ise ademdir. Hem nihayetsizdir. Adem nedir peki? Adem ise illet istemezler. Nihayetsize illet olamaz. Ne çıkarttık? İmkanat ise ademdir. Kendisi söylüyor zaten. İmkanat ademdir. Oysa imkan hem vücuda, vücutta hem de ademde eşit idi. İmkanat olabilirdi de olmayabilirdi de. Bak diyor ki diyor ki verilen bütün vücut mertebeleri vukuattır. Vukuat illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. Verilebilirdi. İmkan. Verilmemiş. İmkanat ise verilebilir, verilmeyebilir. Verilmemiş yani Adem'dir. İmkana imkanat ise Adem'dir zaten sarih ifade. Oysa imkan hem vücuda hem de ademe eşit idi. Burası İmkan değil imkanat deniyor. Bir mastar. İmkanın hem Adem hem de vücut vücut tarafı vardı. Vardı imkanat. Olabilirdi. Olmadı. Adem oldu. Vücut olmayınca imkanat Adem olur. İmkanat ortada bir berzahtır. Vücuda çıkınca mevcut oldu. Vücuda çıkmayınca imkanat Adem oldu. O zaman imkanat ne oldu? Ortağı oldu. Bu sarih. Elhamdülillah. ben, ben Çıkarım yapmadım. Bir de okuyayım yani. Bir de okuyayım. Çünkü verilen bütün vücut mertebeleri vukuattır. Birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkan. İmkan nedir? Verilmemiş. Verilmemiş. İmkanat ise verilmemişler. Verilmemiş. Adem'dir. Hem nihayetsizdir. Ne kadar adem var? Adem ise vücudu olmadığı için illet istemezler. Nihayetsizdirler. Nihayetsizde de illet gerek yok. Çıkarım değil. Satırı yazdığım. imkanat ise Adem'dir diyor. Tamam. Oysa imkan hem vücuda hem de Adem'e bakıyor. İmkanat'tır. İmkanatı şöyle yapayım ben. Kalem arkada mı? ha Tamam. Olsun bu olsun. Bunu ben söylemiyorum. Evet. Tamam. Şey hmm. abi. İmkanın iki tarafı var. Orada ne diyor? Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkanat ise ademdir. Hem nihayetsizdir. İmkanat. İmkan değil mi? İmkanat. İmkanatın. İmkanat. Ne diyor? İmkanat. Doğrudur abi. Doğrudur. Burada imkanat Öyle diyor ben demiyorum. Abi ne için sana bakarak iki defa okudum itiraz edeceğin için. Ve bak okuyayım. Verilen bütün vücut mertebeleri vukuattır. Birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkanat. İmkanat ise ademdir. Tamam. ne Adem ise illet istemez. Şimdi bu imkanat e, vücuda çıktıysa vukuattır. Mesela bu imkanattan vücuda harici verilmişse vukuattır. Ne demek? Mevcuttur. Mevcuttur. Yazın. İmkan yazsın. İmkan yazsın. Bak, imkan İmkan yazmışsınız zaten abi. İmkan. İmkan yazıyor abi. İmkan. Öyle mi? Tamam. Evet. İmkan. Şurayı siliyoruz, değil mi? Evet. Aferin Hasan'a. Allah razı olsun. Değil mi? Bu kalemi elime verene kadar topraktan buraya kadar. Allah ebeden daima razı olsun. Sebep olana. Şimdi öbür tarafa imkana. Heh. İmkan. Mukat. İmkanat şimdi yapacaksın. Ne yapacaksın? Adem. He? Adem. İşte bak imkanat yapın abi. İmkanat onun altına abi. Adem. İmkanat. Ben eksik mi yazdım? Baba. İmkan. İki kolu var ya. İmkanın iki kolu var. He. Biri vukuattır, bir imkanattır. Vukuat olan vücuttur. Mevcut değil abi. Vücut diyor zaten yukarıda. Yani vücut mertebeleri. E tamam işte bak şimdi. İmkan. Hı. Ha imkanı. Ha tamam. şu, Adem. Şu i̇mkanı. Şu mevcudu silin. Vücut Hı mertebeleri. Burada da imkanat yazın. Adem yazın altına. Öyle diyor zaten siz yukarıda yazmıştınız. Bakayım nerede? Dün nerede? Vücut mertebeleri mevcutlar değil midir acaba? Dur bakalım. Sarı gidelim keşke olmasın. Şimdi indireyim bakayım. Ha merte imkanattır. Vuc verilmeyen mertebeler i̇mkanat. imkanattır. Şimdi bunlar verildi. İmkanattan ne verdi abi. Ha be ve vukuat, vukuat verdi. verdi imkanat şimdi. İmkanat verdi. İmkanat. Vukuat neydi abi? Vukat, vukat, Verilmiş. Vukuat yukarıda yazıyor zaten. <laughs> Verilmiş. Yukarıdaki şunu bir üstünde yazıyor. Vukuat neydi? Verilmiş. Vücut mertebeleri diyor. Vücut. Evet vücut, vücut mertebeleri. Şöyle yapalım. Vücut ya. Altına da öbürün altına da adem. Doğru. Yani şimdi böyle i̇mkan. İmkanat. vukat, imkan. Evet doğru. Hasan abi şimdi vücut mertebeleri derken şeyde orada geçen yerde vücut mertebelerin içinde de böyle bir e, zıtiyet söz konusu mu? Mertebeleştirmek amacıyla. Var mıdır yani öyle bir şey? Neyin? Bu vücut mertebelerinden bahsediyor ya. Vücut mertebeleri vukuattır diyor ya. <laughs> orada e, o vücut mertebeleri mertebeleştirmek için bir şeyin zıttı. Bir e, daha söyle bir şey kafamı. Şimdi abi burada verilen bütün vücut mertebeleri vukuattır diyor ya. Burada vukat yani ha, şu vücut mertebesi demesindeki kasıt içinde bir zıddiyeti barındırıyor mu yoksa o e, has vücuttan mı bahsediyor? Yok, vukat ne demek biliyor musun? Kudret o ilmi vücutlara taluk edince mahluk oldu. Vukat oldu. Yani mahluka dönüştü. Mertebelendiren nedir peki bunu? İçindeki şeyi mesela onun zıttıdır. Vücudun içinde ademler de var. Ademler de var. Bizim baktığımız bücemi İlmin içinde cehalet var, mertebelendiriyor. Vücudu ne mertebelendiriyor? Mutlaklıktan niye çıkıyor? İçinde ademler olduğu için. Biraz devam edeyim. İmkan, imkanat, dokvukat. Doğru. Vücut doğru. Heh. Adem ve fenaya gitmiyor. Ademe ve fenaya gitmiyor. Belki yalnız itibari tayinleri değişir. Ve medari hüsnün cemal ve mazarı feyzu kemal olan hakikatları ve mahiyetleri ve huvveti misaliyeleri bakidirler. Ondan sonra onu şey yapmadık. Yani bu bedi olduğu için bir şey yazmadım. Mektubat 288. Yani onun kü küfrü onun dünyasına adem doldurur. Küfür. Onun başına boşaltır. Daha cehenneme gitmeden cehenneme gider. Cehenneme gitmeden cehenneme gider mi? E gitmemiş ki cehenneme. Cehenneme gidermiş. Küfür İnsanın hususi dünyasını Adem doldurur. Adem de dünyada kişinin hususi cehennemidir. O zaman küfür kişinin Adem'i yani cehennemidir. Çok korkunç bir şey ya. Cehenneme gitmeden cehenneme gider diyor. Yani mesela ben ben benden büyüğüm. Ben bana aşkınım. Ben kimim diye sorabilen kendisine büyük olduğunu gösteriyor. Sorabilen. Soran. Şimdi 200... Cehennemi görüyor musunuz ya? Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Ne yaptı? Küfür. Küfür ne yaptı? Allah inkar etmedi. Ne yaptı? Hakikati örttü, ifade etmedi. 289 yani ifade etmedi ya. Eğer onsuz olsa Adem zulumatları, eğer onsuz olsa Adem zulumatları ne olur? Fırak ve zeval elemleri her bir mevcudu ihata eder. Dünya o adamın nazarında boş ve hali bir vahşetgah suretinde görünür. Boş akla hali vicdana bakar mı abi? Hali nedir peki? Evet, kader, hali ve vicdan. Cidden. Evet. Vicdan. Boş kafa. Boş kafası. Hali vicdan. Zaten hali ve vicdan nedir diyor kader. Dün akşam. Evet. Nasıl ki bir ağaç meyvelerinin her birisi ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer intisabı var ve o nispetle birer kardeşi, arkadaşı mevcut olduğundan onların adedince arizi vücutları vardır. Ne vakit o meyve ağacın başından kesilse mesela bir insan böyle şey düşünün cemaattan kopsa gelmese her bir meyveye karşı her bir nurcuya karşı bir firak ve zeval hasıl olur. Her bir meyve onun için mağdum hükmündedir. Harici bir zulumat adem ona hasıl oluyor. Öyle de Kudreti ehadı ı samede intisap noktasında her şey için bütün eşya var. Eğer intisap olmasa her şey için eşya dedince harici ademler var. Bir zulümat adem vardı bir daha adem. Şimdi ne anladık? Bayağı sayfa var karşı yakarda gidiyor. Gidelim bakalım. Kendi şahsi vücuduna hadsiz ademler ve fıraklar yüklenir. Ne yükleniyormuş? Ademler ve fıraklar yükleniyor. Olmayana sahip oluyor. Çok doğal. İntisap, imandan hatırlarız. İman bir intisaptır. Nispet ediyor. Nispet ediyor ne demek? Bağlar, <laughs> başka? Nesebine bağlar. Nesebine bağlar. Aslına bağlar. Nesep. E, lugatına baktığın zaman mülk tarafı bağlamak. Batını intisabın manası aslına nesebini gösterir. İman Allah'a gösterir. Yani. Bağlamak değil başka bir şey. İntisap Vücuda mazar oluyorsun. intisap kesilse adem oluyor. Peki vücut nedir? Vücut vacibül vücudu tanımakmış. Cevap. Vacibül vücudu tanıyınca ne oluyor? Melaike, ruhaniyat ve zişur ile dolu görünür kainat. Evet. Bu kainatta. Evet. Şimdi... Yani kainatta vacibül vücudu görebiliyorsun. Vacibül vücudu tanıyınca. Ne oluyor senin dünya? Melaike, ruhaniyat, zişur ile dolu görünür kainat. Eğer tanımasa Adem zulümatları bir, fırak ve zeval elemleri. Adem zulümat nispet edilmiş. Fırakla zeval elem her bir mevcudu ihata edermiş. Nazm-ı mani ile bakılırsa Adem melaikelere, firak ruhaniyatlara, zeval da zi şuurlarla kalkar kainatta yani. Bunlarla kalkıyor. Kainat için yok oluyor? Adem, Fırak, zeval. Ne demek? Melaike, ruhaniyat, zişurlar yok oluyor. Yani bunlar e, Adem'le meleklere iman, Fırak'la ruhaniyatın varlığı, Zeval ile de o ahiretin zişurlar ortadan kalkıyor. Hiç kimse yok ya. Yani. Düşünebiliyor musunuz? Yarına ümitli değil. Aman ya Rabbi. Yarın ne hali? Topru mesela mezar bakıyor. Yarını yok. Orada bitti. Nokta. Mezarlık. Yani ben daha değilim mezarın içinde de. Ben dehşet alıyorum. O ne oluyordur içindeki ya? Ben bakınca lezzet dehşet alıyorum. Ya onu yaşayan orada ne oluyor? En garibi de şu. Ee, yok dedi. Yokluktan ceza geliyor adama. Onun alemindeki yokluktan vücut vücut buluyor. Başka bir nazm i mani var. Adem dünya o adamın nazarında boş olma görününce boş. Firak, dünya o adamın nazarında hali, tena, te, hali ne demek? Tena, ıssız, sahipsiz, işsiz. Yo, ıssız. E o da aynı. iki defa yazmış. Değil mi? Yazar. Bugün birkaç defa yaptı bu hatayı. Küçük Hasan. Demek ki dehşet almış. Hep böyle antika şeylerde duman olmuş. Gözüküyor yazıda. Zeval, dünyada o adamın nazarında vahşetgah suretinde görünür. İnsanın mahiyeti her şeyin aslı olduğundan her şeye bir nispeti var. İnsanın mahiyeti her şeyin aslı olduğundan her şeye bir nispeti var. Onların adedince arizi vücutları var. ikinci derecede vücutları var. Mevcudattan nispeti kesilme nispetinde haribi bir zulümat adem hasil olur. Mesela Edirne'de bahçede ayva var. Ben şu anda şurum intikal etmeyebilir. Ama bir alakam var yani. Sistemde var. Yani ben görmüyorum bilgisayarda ama arkası çalışıyor. Vefat etmede kafir her şeyin hakikati olan manyeti her şeyden kopar gibi elem alacak. Arabandan kopuyorsun bir elem, eşinden kopuyorsun bir elem, çocuğundan kopuyorsun hayattan, güneşten. Yani kabire biz bir, bir bakıyoruz yani imanımız ümidimiz olduğu halde ...bu kadar korkutuyorsa bizi... ...kıyas edin içinizde. ...bak iman var, ümit var değil mi? İman var, her şey var ...peki bu kadar korkutuyorsa... ...iman ve ümit yok... ...ne var adama? Tek bir kelime var... ...zulümat... ...bir de okuyorum burayı... ...insanın mahiyeti her şey... ...her şeyin aslı olduğundan... ...her şeye bir nispeti var... ...niye nispeti var? Her şeyin aslı olduğum için... ...onların adedince arizi vücutlarım var... ...Tekirdağ'da... ...bir bahçede ayva var... Ona bir nispetim var. Sistemde var yani. Ben intikal etmeyi görmesem de önemli değil o. Mevcudattan nispeti kesilince, nispeti kesin. Nispetinde harici bir zulümat adem asul olur. Yani vefat etmeyle mahiyeti neydi ise, neyi tanımlıyorduysa hepsinden kopuyorsun. Şuurlu ama kopuyorsun. Hepsinin yanındaymışın gibi kopuyorsun. Vücut olmayınca tek tek tüm eşya senin için madumdur. Burada madum devamlı seni yoklukta, ademde tutan demektir. Madum neymiş? Devamlı seni yoklukta tutuyor. Mesela şöyle bir çok sevdiğiniz bir aileniz veya çoluk çocuğun bir hayalinize koyar mısınız? Koy. Şimdi hiçbir ceza yok. Acıkma yok. Küçük bir oda düşünün. Böyle bir oda. Acıkma yok. Hayalin. Orada oturuyorsun. Ölüm yok. Acıkma yok. Ölüm yok. O aklın duruyor. Her şeyin duruyor. Şöyle oturuyoruz Ama hep düşünebiliyorsun. Nasıl olur orada oturmak? Ali çocuğun merak etmez misin abi? Şimdi ne yapıyor? Birkaç gün gitmesen. Ama çok iyi kafan çalışıyor ki. Ezeli ve bir daha görmeyeceğim. Ama ne yapıyor? Bilmiyor. Acaba ne yapıyorlar? Yani daha azap verilmediği halde. Bir o çocuğun. işte şuurun taluk ettiği için çocuğuna, eşine. Böyle olur. İşte bu seviyede her şey olacak. Her şeyden kopmak bu seviyede... Acı verecek. Ölüm anda kafirin. Tekirdağ'daki bir bahçedeki ayvadan ölüm anında çocuğundan eşinden kopar gibi seni incitecek. Ustad mesela biraz inkişaf etmiş, saat etmiş. E, otelin öndeki çınar ağacının yaprağını incittiğini söylüyor. Bizde inkişaf in 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 etmediği için inkişaf yaprak yapraktır. Ustad o yaprak düştü gibi gözüküyor. Yaprak düşmemiş aslında kendisinden bir şey koptuğumu hissettim diyor. Ustad o yaprağı mesela diyelim bir şey kopsa hissetmek neyse yaprağın düşmesi öyle olmuş. Çünkü vücudu vücut olmuş. Vücudu vücut olmuş. Her şey taluk etmiş. Onun için bir şey kopsa sanki onu incitiyor gibi his oluyor. İlimle yapılacak iş değil. Yok yok Allah öyle özel ya verecek. İnsanın mal sahibi olma meselesi var ya mal artırma. O zaman bu nispeti artırmak için öyle bu da bunun gibi duruyor. Yani bu şuurun da iken bu. Bu dediğim şu. Ölüm anında şuurun olsun olmasın. İstersen ameliyatta narkozlu ol. Ölüm anında hepsini hisseder diyor. Mayetin nereye neyi tanımlamışsa, senin mayetin neyi kapsamışsa, neyin hakikatiyse neyin yazılımıysa hepsinden şuurlu kopacaksın. Ruhta zaman yok ya. O kısa zamanda trafik azasında parçalandı öldü. Yani saniye var ya tık Tık tık. Tık yaparken dur. Tık tut. Buraya geldi. Tut. içine gir. Artık zaman yok. O kısa o trafik kazasına veya narkozdayken ameliyattan ölen adam mahiyetin neyin mahiyetiydi? Her şeyin. Her şeyden kopma şuuru olacak. Çünkü yaşantı oraya geçtin sen. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçtin. Kendi zulümat Adem'in dışında harici intisapları kadar da Zulmeti ademler oluyor Allah Allah. Bir daha kendi kişi zulmat ademin dışında harici intisaplar kadar da zulmat ademler oluyor. Mesela e, bu intisaplarının şuuru yok ama o intisap o sistem sistem çalışıyor burada. Nispetten ne demek bu? İntisap nispetten bir yere, bir kimseye mensup olmak. ...mayetine girmek, bağlanmak... ...intisap olmasa... ...her şey için... ...eşya adedince harici ademler var. Kendi bak, kendi zulmati ademin dışında... ...zulmatan dışında harici intisaplar kadar da... ...zulmet ademler oluyor. Yani o sistemin bütünselliğini... ...imanla hisseder, zevk eder... ...varlığa kavuşuyorum diyor... Çünkü o mahiyetimizdeki sistem cenneti de kapsıyor. Allah'ın dışında her şeyin sistemi bizde. Ee, i̇man ise hepsine kavuşma keyfini aldığı gibi o ölüm anında. Küfür ise her şeyden kopma anını yaşıyor. Sisteme sekenat demek beş şeriyetten çıkıyorsun. Sistemin içine giriyorsun. Sistemde artık ya kavuşma ya ayrılma gibi hissediliyor. O sistem neydi o yazılım? Arş-ı Azam, Lef-i Cennet, Cehennem, Alem-i hepsi melek, düşü, domuz, yılan, ağaç, toprak, Tekirdağ'daki ayva, muz, hepsi hepsinin mayyeti var sende, yazılımı var. O kalbin ve ruhun derece hayatına hissi seviyede çıktığı için ölüm anında artık her şey bugün ayandır diyor. Gözünüz daha keskindir diyor ayette. Artık gözler daha keskin, kalpler daha keskin, akıllar, kulaklar daha keskin. Her şey duyuyor, her şey görüyor. Her şey ama. Her şey. Mektubat 292. Bir mevcut vücuttan gittikten sonra zahiren kendisi Adem'e fenaya gider. Bak bir mevcut. Yani vücut bulduktan sonra. Gitti. Kayboldu mu abiler? Zahir, zahiren kendisi Adem'e ve fenaya gider. Fakat ifade ettiği manalar baki kalır, mahfuz olur. Şimdi buna benziyor bak. 296 ikisini cem ettim. Bütün mazi ve mustakbel zulümat-ı ademle memludur. Yalnız kısacık bir zamanı halde bir hazin nuru vücut bulabilir. Fakat sırrı Kur'an ve nuru Kur'an ile ezelden ebede kadar bir nuru vücut görünür. Ona ala kadar olur ve onunla saadeti ebediyesini temin eder. İman olmayınca veya imanın zayıflığı miktarınca yayman yok veya zayıf iman. Mazi ve müstakbel o kişinin dünyasında zulümat ademle doldurur. Eğer sırrı Kur'an o yukarıdaki nuru iman mı olacaktı acaba? Bakar mısınız? O 296'da sırrı Kur'an nuru Kur'an değil de nuru iman mı olacaktı? Ama hem bakın sırrı Kur'an ve nuru iman ile ezelden ebede kadar nuru vücut görünür. 2. onunlarla kadar olur. 3. Onunla saadet ebediyesini temin eder. Bak şimdi sırrı Kur'an, sır, Kur sır nuruk iman ile ezelden ebede kadar her şeye karşı insan, yani ne ile Kur'an'la, imanla her şey nuru vücut olur. Onunlarla kadar olur insan. Onunla insan saadet ebediyesini temin eder. Nazm-ı mani ile Sırrı Kur'an ezele maziyi, nuru iman ebedi istikbalimizi tenvir edip nuru vücut görünür. Bak, sırrı Kur'an ile ezele maziye, nuru iman ile ebedi istikbalimize istikbalimizi tenvir edip nuru vücut görünür, Başka ne görünür. Onunla alakadar kadar olur mazi ve istikbalimize ve onunla saadet ebedisini temin eder. İkisi olmayınca yani sır-ı Kur'an ve nur iman olmayınca zulmat Adem'le memludur. Doldurmuş onunla. Baktınız mı? Nur iman. Nur iman olacak değil mi? Zaten tamam da yukarıda kırmızıda bir şey olmuş. E, Nuru Kur'an yazmışım tekrar. Yanlış yazmışım. Bugün normaldir. Mektubat 310. Çünkü vücut ve Adem gibi ve nakzeyn gibi İki zıttırlar. Ortası olamaz. Adem'le vücudun ortası yokmuş. Mektubat 314 475. İkisinin cemi burası. Ondan sonra kapatırım herhalde. Evet. Bundan sonra kapatıyorum. Bu bu şey paragraf okuyorum şunu. Hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Adem'i kabul, bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır, cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onunla uğraşmaz. Ama inkar ise ademi kabul değil. Belki o kabul ademdir. Bir hükümdür. Ademi kabul, alfabete alfabe, ABC'den düşünün. Ademi kabul, benim böyle bir şeyim yok, ilgim sağım değil Lakayt, bir iddia yok. Yoktur Allah demiyor. Yoktur Allah, ahiret yoktur demiyor. Ama kabul Adem, kabul ediyor yoku. İddia ediyor. Yani çalışıyor. Ama inkar ise o Adem'i kabul değil. Belki o kabul Adem'dir, bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır. Sonra inkarı ona yutturur. Hem ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren neymiş? 8 tane olacak. 2, 4, 6, 8 tane. Batılı hak muhali mümkün gösteren ne özelliğimiz var? Bunu yapan gaflet, dalalet, safsata, inat, malata yani boş manası söz ve mukabere kabul etmemekte kabul etmemekte bilerek inat etmek. İğfal kendini aldatma başkasını değil. Ve görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı intac eden küfür ve inkarı. Yani bunlar gaflet alalet neyi doğuruyor? Küfür ve inkarı. O bedbaht, o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Şimdi bitti okuyorum. Lakaytlık göz kapamakla, cahilane davranmakla da adem oluyor. Yapman gerekenleri yapmamakla olan adem. Yapman gereken, mesela namaz kılacaktın, yapman gerekendi. Yapman gereken yapmayınca adem oluyor. İsmi meful gibi. Ama inkar ise bunun gibi değil. Aklı hareket ediyor, zıttına yol arıyor ki ismi fail gibi. Yukarıya okuduk o şeyleri. Şimdi aşağı atlıyorum mevzumuzla alakası. İstersen bir de düz okuyayım. İmtina mastar, mümten ismi fail, adem hem mastar hem isim. Mastar olursa yok olmak, isim olursa yokluk. Madum ise ismi meful, mevcut olmayan. Vücut mevcut. İsmi meful, failin fiili, failin fiili. Kendi üzerine geçiyor. Kelime ne olur? Mektup, mazlum mağdur gibi mektup yaz, yazılmış. İsmi fail ise bu mefuldu. Mektup yazılmış ama fail belli değil, mefuldu. İsmi fail ise kendisinden fiil, iş çıkan kimsenin sıfatı. Fail, hadim, katip gibi, Falanca gibi. Yani katip, mektup gibi değil. İsmi meful olsa fiil var ama fail gözükmüyor. Mek mektup gibi. İsmi fail ise katip, yazan, belli. Mastar bir şeyin sudur ettiği menba. Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli. Fiil kökü okumak yazmak gibi. Mevzumuzla alakası. Adem'i kabul sanki ismi meful, kabulu adem ise ismi fail gibi. Bunları tefrik etmek zor. Adem'i kabul, lakayt kalmaktan or ortaya çıkan ademdir. Kabul adem ise çok acayip bu. Aklı hareket ederek inkara yol arıyor. Bir şeyler söylemekten ortaya çıkan Adem ise bu ademi mutlaktır bu. Yani ademi kabul değil, kabul Adem sanki fikir yürütüyor ya. Ademi kabul kafasızın kafasında var inkar. İnkar ediyor bu. Bu ademi kabul, Adem kabul Adem ise ademi mutlak. Devam edeyim bitireyim. Ademi kabul küfür. Küfür Adem. Kabul etmemekten nefse emmare'den geliyor. Kabul Adem ise küfür değil o. Yani küfür neydi? Fiil değil, örtüyor. Ya ben be problemim değil diyor. Din benim mobim değil dedi bir tanesi bana. Ha. Örtüyor yani varı yok gibi davranıyor. Kabul adem ise, kabul adem ise inkardır bu. Adem-i mutlaktır, inkar etmektir, şeytandandır. Eylemsel bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnkar, küfür gibi değil. Küfür, lakaytlıktır. Adem neymiş adem? Nasıl olur adem bizde? lakaytlıktan, göz kapamaktan, cahilane davranmaktan, kabul etmemekten, meşgul olmamaktan, yapması gerekeni yapmamaktan, bunların, bunlardan çıkana bu nefsi emmareden, vehmin ifrat ve tefritlerinden çıkıyormuş. Nefsi emmareden veya vehmin ifrat ve tefritinden. Vehmin tefriti ademi kabul, vehmin ifratı kabul ademdir. Tefriti fikir hareketsizliği, ifratı fikir hareketti. Anladık değil mi abiler? Küfür adem Kabul etmemek dedik ya bu nefsi Yani bu şeytandan olması gerekmiyor mu? Yani yo yo, nefse mareden oluyor. Çünkü nefse mare ile anca e, şirke yapabilir. Dolayısıyla o şeytan e, şey nefis nefse mare şeytanın şakirdi ya. Evet bizzat sistemde böyle adam hiçbir şeyle kabul etmiyor nefse mare yani mesela şeytan da olmasa İslam'da manevi nefse mare var. Şeytan, şeytanın şeytanı mı vardı ki şeytan şeytan oldu? Bizde şeytan olmasa bile nefse emare var. Evet, He. Şeytanın da şeytanı kendi nefse emaresidir. Nedir o? Haset, gurur, inat, kibir ben merkezde düşünmek. Şeytanın şeytanı da bu. Yani burada yakalayacağımız şu abiler. Adem'le kabul Adem. Adem fiil gerekmiyor. Adem nedir o? Adem'i kabul. Küfür gibi. Küfür bir hareket değil yani. Varı Yok gibi davranıyor. Bu gene şeytandan değil midir abi? Ya uf. Yapmaması. Değil abim daha. De. nefs emareden. Yani şu abi Adem'i mutlak yapabilmesi için, şirk yapabilmesi için şeytan değil kendi nefsinin emaresi gerekiyor abi. Evet. Bu şimdi biz Adem'i mutlak inkar etmek dersek E peki şeytan devamlı vücutta değil ki. Tamam. Girip çıkıyor. Aman e, tamam işte nefsin var devamlı vücutta. Şirk yapabilmesi için <laughs> var. Şirk yapmıyor. Ee, şey Yasin. Adem'i kabulde Şirk yok. Küfür var. Tamam abi. Eylemsizlik var ya. Mesela namaz kılman gerekiyor. Kalkmadın kılmadın. Namaz kılmamak lazım diye iddia etmek ayrıdır. Kalkıp kılma, kılmamak ayrıdır. Kılmıyor. Lakat bir Anadolu'nun böyle bizim Müslümanlar. Kalkıp namaz kılmıyor atıyor. Ne kılmıyor? İnkarcı olduğu, şirk ehli olduğu için mi? Hayır. Yani inandığı için mi? Hayır. Tembel ya. Nedir o? Lakaytlık. Göz kapamaktan, cahilane davranmaktan kabul etmiyor yani. O andaki daveti kabul etmiyor. Yani reddetmiyor, kabul etmiyor yani. Karşılık bulmuyor. Küfür yani. Örtüyor, kendisini örtüyor. Neyle örtüyor? Filmle örtüyor. Oyun oynamayla örtüyor. Bu abi nefisten midir, şeytandan mıdır bu? Birinci derecede nefsinden, nefsindendir. Kabun Adem ise farekettir, eylemdir, yokluğuna şey yapıyorsun, fikir yürütüyorsun. Adam imalatçı yani. İkisinin arasındaki, şey ikisi arasındaki maddeleri sayayım. Kabun Adem ise gafletten, bak dalaletten. Mesela dalalet nedir? Muhazit evet. Hazreti Muhammed değil. Aleyhisselatü Vesselam, bu adamın rehberliğini kabul ediyor bu dalalet. Safsatadan, inattan var yani. Lakaytlık değil inat. Biliyor, bildi var. Mesela yalan ne demek? Cehalet değildir. Doğruya karşın söylenendir. Yalanda doğru biliniyor. Cehalet doğru bilinmiyor. İnat, mağlata, mukabereden, ihfaldan, görenekten, batılı hak, muali mümkün görür. Şeytan yaptırıyor bunları vesvesenin ifrat ve tefrit modu gibi bu. Diğeri ise vesvese değil, vehim. Yani bu eylemseldir adam. Kabul Adem eyleme dönüşmüş. Ama Adem'i e kabul ortada bir şey yok. Yapması gerekeni yapmıyor. Şeytan olmasa da oluyor bu. Şöyle diyebilir. Bir tanesi günah, bir tanesi şirk diyebilir misin abi? Yani öyle bir ayrım yapabilir miyiz? Bir tanesi küfür, bir tanesi inkar. Ya, şöyle, öyle diyor ya, usta. İnkar. Çirk yani. Kabulü Adem için kalbidir, e, Adem'i kabul içinde de aklidir diyebilir Aynen öyle. Aklı derken dima. Evet evet. Aynen öyle. Onu diyor zaten. Yani vehimin şöyle öyle bir özelliği var ki beni keyiflendiriyor, heyecanlandırıyor. Keyif, vehim ağzımı aldığım zaman bende bir enerji doluyor. Ne oluyorsa bilmiyorum. Vehimin ifratı var, tefriti var. Kardeşim e, eğer vehime uygularsak bunu uygulayayım ben. Adem'i kabul, kabul Adem'i. Adem'i kabul neydi? Lakaytlık değil miydi? Evet. Lakaytlık. Vehim hiç ilgilenmiyor. Lak tefrit modu. Ama vehmi vasatı nedir? Çeşitli zengin düşünüyor şu anda. Olabilir mi falan tamam şüpheler telüdütten. Zengin, kaliteli yapıyor. Vehimin ifrat modu nedir? Karşıyı yok etmek. Yani her şeyin ifratı neydi? Karşıyı. Tefriti neydi? Kendisini. Vasatı nedir? Karşıyla ile kendisini inşa etmekti. Bir daha. Her şeyin ifratı karşıyı, her şeyin tefriti kendisini, her şeyin vasatı karşıyla kendisini inşa etmektir. Tamam? Mesela vehmi kainata saldırdığımız zaman kainatta inşa olurum. Ama kainat yoktur Kendin de ortadan kaldırır. Kaldır oluyorsun. Şimdi eğer fikir üretip de inkar üretirsem, karşıya küfrü anlatmaya çalışırsam, Allah'a inkar ettirirsem, yani çabası hareket değil mi bu? Evet. Vehmin nesidir bu? İfratıdır. Karşıyı yok ediyor. Karşıyı dinsiz yapıyorum dinsiz olduğum için. O bu faaliyet, vehmin, ifrat modu kabul ademdir. Fikir yürütüyor, imal yapıyor. Ama vehmin ademi şey ise, tefrit modu ise kalkmıyor. Böyle bir fikir bilmesi gereken bu aleme gelmiş adam bu pazar günü. Hiç din mi varmış, İslam mı varmış? Kendimi mi yetiştireceğim? Çoluk çocuğumun sorumluluğu mu var? Tutup hiç cumaya götürdün mü? Dedim bir tanesine böyle böyle yaptı dedi. Şikayet ediyor. Babanın şikayet edebilmesi için babanın baba olması gerekiyor. Sen hiç elinden tutup cumaya götürdün mü dedim ki yok dedi. İşim vardı dedi. E şimdi bunun da işi var babayı itaat etmemek için. Senin işin vardı cumaya hiç götürdün mü? Hadi dersi bile demedim. Hiç cumaya götürdün mü dedim. Hiç teraviye götürdün mü çocuğunu tutup? Seni hiç camide önünde oynadı mı? Sırtına bindi mi çocuk? Yok dedi. Sen şimdi işin vardı. Peki onun da işi var şu anda. Babayı itaat etmemeye işi var. Bir sürü işi var adamın. Hiç götürdün mü? Hiç çocuğun böyle dershaneye de dün bir tanesi dedi. Ötekisini getirmedim dedi. Bugün getir. Niye getirmedin? Ya diyor şeylik yapıyorlar diyor man. Çocukların dershanede camideki gürültüleri geleceğin ayak sesi gibi geliyor bana. Burada oynuyor. Belki senden fazla alıyor. Oynasın, yürüyor. Ama getirmeyin. Pazartesini getirmeyeceksin. Çünkü pazartesi 4 saat 5 saat olmaz. Cumartesi 45 dakikadır. O tahammül eder çocuk. Şimdi Adem ile Adem'i kabul ile kabul Adem arasında okuyorum bir daha. Tamam. Adem'i kabul yani vehmin tefriti. Lakayt. Evet. Pascal çağınını. Göz kapamak. E bak kapattım kimse yok. Cahilane davranmak. Kabul etmemekten. Yani inkar etmiyor. Meşgul değilim. Yapman gereken yapmıyorum. Şimdi kabul ademisi okuyorum. Hepsi eylemdir abiler. Bilerek gaflet, dalalet, safsatadan inat ediyor. Mahlata, mukabereden, ihvalden, görenekten hepsinin ceminedir batılı hak. Mali mümkün görüyor. Batılı hak bir eylem var burada. Ama gü günahların yani Adem'in eğer bir şey yapmasak, Mesela namazı kılmam gerekiyor. Kılmasam Adem. Ama başka bir sesini şey söylüyorum. Namaz kılmıyor yetmiyor. Namaz kılmamak gerektiğini söylüyor. Bu kim? Adem-i Mutlak. Yani bu kabul Adem yapıyor. Kabul -i Adem adem Mutlak'a atar. Kılmamak Adem'e atar. Adem'i kabul. Oraya atar seni. Cehennem de Ademleri vücuda dönüştürmek için bir sistemdir. O da bir sistem. Şimdi vehimi ele alalım abiyle. Bu çok önemli için. Psikolojinin de temelidir psikoloji. Her şeyde kullan. İfrat tefriti var mı abim? Var. Tefriti var. Bak. Allah ebeden daima razı olsun ya. Bana keyif veriyor Esas bu yani değil mi? Yani aleminde evet. Allah'ı var etmek burada oluyor. Burada bu vehim. Ha, vehmin 3 3 sistemi var yani. Vehmi zengin eden yüksek, sahili yok, geniş, dibi yok, sipsiya, derin. Yani vahiy verildi, ona kaldıramam dedi. Geniş verildi. Alamam dedi. Ben yani bunu nasıl kaldırayım? Nereye koyacağım? Derine verdi. Ben onu kapsayamam dedi. Yani ruh, kalp, dima. Sonra dediler ki gel arkadaş. Biz bir araya gelelim. Bu işi çözelim. Üçü bir araya gelince aldım dediler. Hepsi aldı. Şimdi bu alanlar bizde yansıma olacak. Vehime bu ne demek? Yüksek düşünebiliyor. Bu neyi gösteriyor? ...meleklerden üstün geçebiliyorsun. Yüksek düşünmek... ...melekler aşabiliyorsun. Ge geniş düşünmek... ...bütün mahlukattan daha geniş düşünüyorsun. Derin düşünmek... ...kendine aşkın oluyorsun. Derin. Evet. Kendine aşkın. Sen senden... ...büyüksün. O zaman sen senden... ...büyüksen hayatını kiraya vermiyorsun. Evi kiraya verdin. Tamam. Para aldın. Para alsan ne olur? Kağıt. Oraya kim oturuyor? Başkası oturuyor. Şimdi ben hayatımı kireye verirsem hayatıma başkası oturuyor. E, desinler diye yaşamak hayatını kireye vermektir. Para alsan ne olur? Ama başkası oturuyor. Eylemde o. Camı o açıyor. Manzarayı o seyrediyor. Ben para aldım ama benim güzel manzaralı evime oturuyor. Hayatını kireye vermeyeceksin. Tamam Sen sen oturacaksın. Sen sen olunca sen sana aşkın oluyorsun. Şimdi vehmin tefriti. Vehmin vasatı Vehmin ifratı yani e, tabi şeytan bir sistem bizde takılmıyor. Kullanıyoruz onu ya. Şeytanı kullanıyoruz. Şeytanı da basamak yapıyoruz. Yani ayrandan da bir şey alıyoruz. Evet yoğurttan Yoğurttan tereyağı aldık ama da şu, Ayrandan da alıyorum, minze alıyoruz yani. Ya şimdi şeytandan da ne alıyoruz? Makası diye hayri külliye, Kemalat insaniye. Şey, şeytan olmasa insan gene olmaz, melek olur. İyi ki var diyesin geliyor Tövbe'de. Hayır mutlaktan hayır gelir. Ya, o kadar. Allah için. İtik, iç alemde öyledir yani. Allah'tan gelmedi mi şeytan? Hayır mutlaktan hayır geldi. Yani burada öyle diyoruz. Ya beni kim tahrik edecek ya? Adam lazım. İyi ki var diyesin geliyor ama deme gene. Adem'i kabul abi. Vehmin tefriti. Bu fikir yürütüyor. Kabul Adem. Bu ne? vücut buluyorsun. Vücut, mevcut. Değiştirdik silgiyi. Böyle yapmıyoruz artık. Kaliteli, telak ettik. De, de, de. Çoğalt da, çoğalt. Sen çata, çata gittin mi? Seviyen kadar konuş. Tamam mı abi? Şimdi e, bu tefrit burası önemli. E, bu kabulü Adem değil, ha Adem'i kabul. Adem'i kabul. Laka ettiktir gözüm maktır. Tamam. Şimdi bu Ademken, Adem ha yazmışsınız zaten. Ha. Şu, bak vasatı nedir? Yüksek, geniş ve derinle kendimi inşa etmek. Kendini aşkın olmak. Şöyle bir inanırımız, inanmamız lazım. Ben benden büyüğüm. Ben bana aşkınım. Çünkü ben ben değilim. Şu anda ben benim diyen zanındadır. Kendisinde değildir. E düşünebiliyor musun? Bir mahluk böyle bir şey duydun mu şeyi? Ben benden daha büyüğüm. Veya böyle bir cümle duydun mu şimdi kadar hiç? Ben benden daha büyüğüm. Ben, ban ben, ben bana aşkınım. Ben benden lezzet alıyorum. Ben benden seyahat ediyorum. Ben bende bulunmaya yetki alıyorum. Ruhsat alıyorum. Mesela namaz onlardan bir tanesidir. Ben bende seyahat etmenin yoludur. Kendi ben o aleme girdim diyor. O alem neresi? Namazla girmiş. Hangi alem? Büyük insana girmiş. Büyük insan ben değil miydim? Neyle girdim? Küçük insanla büyük insanın arasındaki koridor namazdır. Ben diyor o aleme girdim demiyor mu? O alem 18 bin alem değil mi? O 18 bin alem büyük insan büyük insan değil mi? E, küçük kainat değil miyim? Küçük kainattan büyük insana neyle geçti? Namaz koridoruyla geçti. Namazın bedeni namazı var. Bu. Aklın namazı var doğru itikat. Vicdanın namazı var. El hubbu filla vel ve buzu filla. Kalbi namazı var. İman. Ruhun namazı var. Ruhun namazı nedir? Kendisine aşkın olmak. Ruhun namazı. Peki enenin namazı nedir? Enene ne, ne iştevi neydi? Ne vazife yapıyordu? Be, şu ona, bak, tamam yapıp, peki. Bir, bir de şeyi düşün. Sırrı insanı düşün. O, bakıp, ha. De, peki bu namazdır. Ruhun namazı nedir? Salat-ı kübradır. Yani kendi aşkına o. 46 sözlerden söylüyor. Ya bu bir tane söyledi mi? Şey, sen kitabında yazıyor kardeş bunlar. 46'da 3 tane farzı var. Salat-ı Kübra'da. En kutsi mabet neresidir? Bedendir. Ruhun, ruh bedende Salat-ı Kübra'ya kalkarsa beden arzda namaz kılar. Namazla salat farkı da şey yaptı. Namaz küçük kainatla büyük insan arasındaki haytı iptisaldır. Hayt'in münasebetidir. Ben girdim diyor aleme. Neyle girdin? Namaz. Niye yatsı da gidiyor da sabah girmedi? O da geceydi. Ya. <laughs> Miraç ne zaman oldu? Zaten Miraç'ın adı yürüyüşü demektir gece. Esra. Bak Adem'i burada şey şey çıkarttım bak. Adem Adem'i kabul yani. Lakaytlıktan, göz yummaktan, cahilen davranmaktan, kabul etmemekten, meşgul olmamaktan, yapması gerekeni yapmamaktan, namazı, yatsı namazını kalkıp koltuğundan kılmamaktan. Ama öteki hem kılmıyorum de diyor ki, şey diyor, namaza gerek yok diyor. Ne diyor? Namaz diye bir şey yok diyor Kur'an'da diyor. Vay radiyallahu Allah'ın yeni din geliyor. Hz. Muhammed'siz Kur'an aleyhissalatü vesselam. Yeni çıktı ya, Ali'siz Alevilik. Yeni çıkarttılar şimdi. Kabul Adem nesil? Kabul Adem şeytandan olanı söylüyorum. Gaflet yapıyor. Gaflet, dalalet, safsata, inat, mağlata, mukabere, ihval, görenek. Bunların yekünü ne yapar insana? Yansıması nedir bu? 2, 4, 6, 8 tane. Bu insanda şu olur. Batılak olur. Muhal mümkün olur. Bir adam Allah'ın yokluğu kafasına yatıyor. Bu 8 tane sistem çalıştı demektir. Aha zor senin dünyada zor. Kafire sor bakalım. Mesela ne diyor biliyor musun? Bir tanesi bana. Nerede diyor? Ee, ha, bir dostumu ziyaret etmeye gitmiştim Strasbourg'a. Orada birisi vardı. Hocam bu seni bekliyor dedi. Dedim ki neyse o uzun nereden biliyor? Bir şey sordu. Ben cevap verdim. Baktı böyle. Bak derdi başka. Anladım dedi sizinle paylaşayım size. Ben diyor bunu söyleyecek insan değilim. Bunun için gelmedim. O soruyu başka bir şey söyledi. Siz diyor sizin diyor Tanrınızın diyor size verdiği en büyük nimet ona inanabilme özelliğidir diyor. Siz diyor buna şükür demeyeyim de ne kadar teşekkür etseniz ona inanabiliyorsunuz ya diyor. Yok ama dedi o. İnanabiliyorsanız hakikaten sizin derdiniz olmaması lazım dedi. Benim derdim ona inanamamaktan geliyor dedi. İnan aynı böyle dedi. Normal adam değildi. Şey Bunu dedi. Ha? Ben de evet, anlatayım. evet. Dedi ki ben inanıyorum ki sana sorduğum o soruları bir özel şeyi vardı. Yani menfi zikretmek istemiyorum. Yani çok acayip tavsif etti. İnsan ürperiyor yani. Ben inanıyorum ki dedi. Ben diyor biliyorum ki dedi. İnanabilsem sizin gibi hiçbir derdim olmaz. Benim şu anda aşamadığım derdi sen inanarak açmışsın. Benim en büyük derdim inanamamak. Ama biliyor musun çok inanmak istiyorum ama inanamıyorum. Ben de size bunu söylemek istiyorum. Çok bak inanmak istiyorum ama inanamıyorum. Sizin diyor en büyük Tanrı'nın size verdiği diyor Allah da demiyor. Tanrı'nın size verdiği en büyük diyor şey diyor hediyesi kendisine inanabilme bile inanabilmenizdir diyor inanabilmek. İnanabilmek, ben inanabilsem diyor, bu derdim dert olmayacak dedi. Ama böyle baktım, psikiyatri e, şey yazanesinde birisini ziyaret etmiştim onu oradan geçerken mesela e, şey arıyor ötenazi ötenaziye gidecekmiş son aşama bana şey yaptı ama onu bana verdiği ders Tanrı'nın size verdiği en büyük diyor bağış yani hediye inanabilmenizdir diyor. Ben tahmin ediyorum ki inanabilsem hiçbir derdim kalmayacak. Ama inanamıyor. Senin bana katkın olabilir mi dedi inanmam için. Biraz belki sarsıldı. Sen Tanrı'ya değil dedim. Tanrı'ya inanmadığını zannediyorsun. Sen kendine inanmıyorsun. Sen Tanrı'ya değil kendine inanmıyorsun. Tanrı diyor ki ona ilk önce kendine inan. İnandıklarınla inanmak zorunda kalacağın bir şey karşına çıkacak. O da benim. O süreç hiç bitmiyor değil mi abi? Yani? Yok. La ilahe de kalmış. İlahlahı yok. İlk önce kendine inan. Dur dedi. Bana orijinal bir şey geldi bu dedi. Ben Tanrı'ya inanamamaktan uğraşıyordum. Şimdi adam adama ne geldi? Sen kendine inanmıyorsun. De bana çok orijinal dedi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hoşuma gitti ki belki 15-20 dakika sürdü bu bizim hep orijinal şey. Tanrı'ya sence ben niye inanamıyorum dedi Ali. Çünkü sen kendine inanmıyorsun. Senin, senin dünyanda sen yoksun. Sen yoksun. Sen sana yoksan seninle var olacaklar da yoktur zaten. Sen inanamama derdin değil. Kendini kendini kabul etme derdin var senin. Kabul etmiyoruz. Sen sana yoksun. Sen sana var olsaydın seninle var olacaklar otomatik var olacaktı. Hiç yaşamamış. Ama ana babanıza döneyim. Ana babanızın en büyük iyiliği size bir düşman bırakmaması. iki namazsız, kafir dahi olsa anne babanımızın inkarcı olmaması. Anne babanızın size, seçiyorum biliyor musun onun şeyi? Ee, size bir din öğretmesi bile garip Siz... davranmaması. Dinsizlik öğretmemiş. Dinsizliğin dışında en azından doğru yapmadıysa Yanlışlar da yapmadı size. Öyle işte ne anladınsa. Şu şu şatın. Adem'i kabul, şek, şüphe, tereddüt, kuşku. Bak onu doğurur. Adem Adem'i delili, subut, delilin olmamasıdır. Adem'in kabul çok önemli. Tamam Tam. Ee, e, kabul Adem ise inkardır Vem'e koymuş. Mektuba 475'te diyor ki... Adem'i kabul... Ad, adem'i delili subut onun delilidir. Bak Adem'i kabul... Yani delilin olmaması delilidir. Delilim yok diyor. Tamam mı? Delili olmaması Adem'i kabule atıyor sistem. Ya sistem atıyor. Ben diyorum ki kardeşim ben bu faturayı e, ödemek istiyorum. Ya yok diyor. Borcun gözükmüyor diyor mesela. Veya bunu memura dedim ki ya bunun suyu düşülemez misin dedik iski. Ya sistem ben sistem atıyor. Sisteme yazıyorum ki 10 15 lira borcum var. 5 lira yaz. Sistem atıyor diyor. Ha, şimdi aynı bunun gibi deli doktorda misal vereyim. Kendi söyledi ha burada. Ben başka bir yerlerde misal verdiğim zaman uçuk oluyorum. Ya çok iyi biliyorum ki dedi. Bütün doktorluk hayatımda bu hastalık griptir. Ama koronadan geldi. Sistem bana grip ilacını verdirmedi dedi diyor. Verdirmiyor dedi. Hatırladın mı? Grip ilacını verilmiyor. İlle korona vereceksin diyor. Ama grip yani. Ama zihniyet ya. Şimdi e, Adem'i delili subut. Subutun sabit olmaması. Yok yani. Delili yok. Sistem nereye attı otomatik ona? Adem kabul attı. İnkar öyle değil ama. Diyor ki Adem'i kabul, Adem'i delili subut. Yani delili olmaması onun delilidir. Kabul Adem ise delil Adem ister. Yokluğuna dair delil çıkartıyor adam. Biri şek, diğeri inkardır. Peki hepsini nereye taşıyor? Behim. Abiler, adam dedi ya. Hep behimde. Eylem deyince eyleme musallat ve sesidir Düşünce ise nefsemanedir, vehimdir. Yani düşünce de vehimdir. Eylemde de vesvesedir. Adem'i kabul vehimden, kabul Adem eylemsel olduğu için, iddia olduğu için, dava olduğu için, yanlışı iddia etmeye çalıştığı için şeytandandır. O şeytandandır. Ee, şimdi şeye söz verelim İrfan'a. İrfan seni dinliyorum abi. Madem adem şey var ya abi sabahtan beri konuşuluyor. Oo çok iyi. Ben buna çalışmadım ama senin anlattığınız şeylerden anladığımı şuraya yazayım. Ha, çok iyi olur. Al kalemi abi. Yani bak adem sırf yarattı ya abi. Adem sırftan imkan dahilinde ya adem çıkacak ya vücut çıkacak. Tamam. Vücut çıkarsa vücudun kayyum bahsinde üstad vücudun en kuvvetli mertebesi vücuttur diyor. Vacip olması. Bu bizden hariç. Sonra <laughs> mümkün süreci başlıyor. Bu mümkün sürecinde hepimiz varız. Onu sen de var, ben de var. Bu mümkünler içerisinde birimizin seçilmesi bu mümkün sürecine giriyoruz. Yani ben seçilmişsem artık Cenab-ı vücut mertebesini artık ayan edecek ya, tezahür edecek artık. Tezahür edeceği süreçte bir, bir sürü mümkün seçeneği var. İşte biz bu mümkün seçenekler içerisinde biz varız. Sonra diyelim ki ben çıktım mümkün seçenekler içerisinde. Önümde iki yol açılıyor. Bir zamanı hazır, bir de gelmiş, geçmiş ve gelecek. Zamanın hazırda yaşadığım her şey şu an, hala hazırda ben mevcut diyorum. Ya, yaşayamadıklarım mağdum. Bu mevcut ve mağdum bir insan oluşturuyor, beşeri oluşturuyor. Bu arş, arşazam çatısı altında abi. Ee, ben bu şu süreç arş -azam çatısı altında oluşuyor. Yani ben oluşuyorum. Sonra benim mevcut ve mağdumlarım var. Sonra aynı şekilde o arş, arşazam üzerinde sen ve ben varız. Burada mümkün seçeneği oluyor. Sonra Cenab-ı Hak bu mümkün seçeneği üzerinde asıl amacı vücudunu ibraz etmekti. Yani vücudun tayin ve olacaktı. Burada hani hangi kelimenin kullanırken o, o manayı, o, o çatıyı düşünürsek ona göre e, tefekkür daha doğru istikametli gider. O yüzden üstad kelime seçimini ona göre kullanıyor. Normalde aynı kelime, aynı mana gibi gözüküyor ama onu alıp vücut dairesinde konuşurken farklı bir şey anlıyoruz. E, mevcudat dairesinde konuşurken farklı bir şey anlıyoruz bu kelimelerin bu kadar çeşitliliği hangi kelimenin nerede kullanacağını bilirsek o manada o, o meseleyi tefekkür ederken <laughs> noktayı nazarımız zora olursa ona göre daha doğru tefekkür olacaktır yani. Cenab-ı Hak adam sırftan ilk önce e, hiçbir şey yoktu Cenab-ı e, bir sıfatı kemaliyenin tezahürü için yani sıfatı kemaliyenin ortak dışarı çıkması için 11. sözde anlatıldığı gibi şey var ince kendi nazarıyla sonra gayrı nazarla bakma hadisesi var. Onun sonra Cenab-ı Hak Adem'i sırfı yaratıyor. Şunatının, sıfatlarının e, ve esmasına perde olsun diye. Sonra sıfat bağında, sıfat çatısı altında biz Adem ve vücudu konuştuk. Buradaki vücut vacib bir vücudun vücudu. Sonra vacib bir vücudu kayyum bahsinde üstte vücut en kuvvetli mülke, mertebesi vaciptir diyor. Yani Vü, vücut vacibin içerisinde, vücudun içerisinde. Vücudun en kuvvetli mertebesi vücuttur diyor. Sonra bunu biz şeyi tanımlamasından bildiğimiz gibi vacip, mümkün, mümteni şeklinde bir tanımlama yaptık. Vücudu bu şekilde ifade ediyoruz. Bu vücudun ifade edildi. Cenab-ı Hak vücudun yani sıfatı kemalenin tezahürü noktasında bunu bu şekli ben sizin şekilleri birleştirdim. Sonra burada konuştuklarınızı siz konuşurken kenar kenar not aldım. Bu çıktı abi. Çok köşe anladım. köşe. Yani ana bir şablon oluşursa nereden konuştuğumuzu bilirsek daha rahat ederiz. Hem kafalar karışmaz yani. Hı -hı. Sonra Cenab-ı Hak vücudun yani sıf sıfatı kemaliyen tezahürü için vacip mümkün ve kısmında oluştu. Mümteni kısmı mümkünün haricinde olmayacak bir şey dedik. Zaten bu konu bu kısmı tamamen çıkarttık meseleden. Vacip kısmında Cenab-ı Hakk'ın şey, zatıyla alakalı. O vacip değil ama. Vücub. Vücub he. O vücub vacip değil. Ha. vücub. Vücub. Sonra abi biz mümkün meselesi o, o, işin içerisine girince insaniyet kavramı için içerisine giriyor. İnsaniyetle birlikte aslında bizim konuştuğumuz, düşündüğümüz şeylerin mevcut veya mağdum olarak isimlendirmemizin nasıl bunu mümkün mertebesinin Cenab-ı Hak nazarında vücut bulmaması. Yani vücudu var ama e, vücut isimle layık değildir diyor. Niye? Çünkü burada kafanda oluşturuyorsun her şeyi. Yani senin dimanda senin levh-i mahfuzunda oluşuyor her şey. Bu süreçte e, ee, senin yani insaniyet kavramı için şey, sen demeyeyim. Senin mahiyetin buradan geliyor abi. Özün itibariyle. Ee, ama insaniyet itibariyle burası, beşeriyet itibariyle burası. İnsaniyet meselesi işin içerisine girdikten sonra hani Yasin'dir, bendir, sendir abi. Biz mümküne dahiliz. Yani beşeriyet olarak. şu an biz farklı gözüküyoruz da mahiyet olarak biz. biz esma ile. Ama artık bir Hasan Akar gibi bir kavramdan konuşacaksak ya da Yasin gibi bir kavramdan konuşacaksak artık mümkün mertebesine taşınmışızdır olayı. Mümkün mertebesinden sonra bir kişinin bir yaşayabildikleri, halihazırda vücuda getirdikleri, bir de geçir getiremedikleri ama bu şey noktasında, zihni noktasında. Evet. Abi. <laughs> bu noktada eğer kişi halihazırda şu an mesela şu an bir an öncesinin mevcuttu bizim için. Evet. Sonra mağduma geçiyor. Ya da e, buraya gelirkenki sürecinde buraya gelmeyip de başka bir yere gidebilirdik. Buraya geldiğimiz için burası bizim mevcutumuz oldu. O kısımlar mağdum oldu. Hı. Zaten bu tevbe bahsinde ma ma mağdumlarımızı da mevcuttan sayabilmenin yolunu açıldı duram. o zaman. Senin dersinden abi. Şöyle mi? şöyle yapınca şöyleydi de o yüzden, yaptı. <laughs> Aynı. O yüzden şurası kitabı mübin oldu abi. Ben kitabı mübinimi yazıyorum. <laughs> mağdum da imamı mübin oldu. Şunu düzgün yazayım da okusunlar. Meseli. Orası Emre abi orayı şey yapalım. Tamam. Güzel yazalım. kez daha. Burada biraz şey yapayım sırada. Burası mağdur. Burası mevcut. Allah tebrik ediyorum. Mevcut. Mevcut kısmı da e, im, kitabı mümkün. Kitabı mümkün. Kitabı mümkün. Kitab, cümbin, alevi evet evet. Ama yani o kısımlar artık hani ne diyorduk? Çoğaltta oh, çok. Ora kısım bundan sonrası kısımda ana bir şablon olsun diye kafamızda bunu şey yaptık. Burası çok da imamı mübin. Bu şekilde daha güzel oldu. Eee yo benimkisinde şey konmuş. Ee, Madumlar için hayat ilim emir. İmamı mübin olmuş abi. abi. <laughs> Ondan sonra mevcudun içine de e, hayat, ilim, kudret, irade İrad, olmuş. Evet, yani. Çok güzel. Genel hatlarıyla bu şekilde. Ama tebrik ediyorum. Evet, bir var ama... Gel 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 şimdi <laughs> gel. gel. Ama o şeyleri o bir doğru yazsana onlar. ve şeyle silgiyi de bir dur dur dur. Silgiyi basar mısın dur şuraya. Küçültelim, Küçültelim biraz. Evet. Güzel oldu. Şöyle yapalım. Şimdi Allah şu o olmadı gene ne, yani. <laughs> ne olmadı? Çekelim. Ee, Kenardan çek abi. Bakayım nasıl yapacak. Ha, tamam. Tamam. Şunu da ya şunu da sil. Şunu da sil. Al. Bunları da sil. Güzel bir şey yaz. <gülüyor> <gülüyor> Ki gözüksün. O zaman şöyle Ha tabii güzel yaz. Ha. Ha, yaz. Şimdi Mehmet kardeş sen de şey yapacaksın. Bu şekil netlesin. Ademistan imkan ba şeyini onaylıyor musunuz? Bu güneş gibi. Ademistan? Evet. Ademistan imkan. Ee, peki. <laughs> an... Ademi sıf neydi? itiraz edeceğim? O kısmı anlatabilirim abi. <laughs> tamam hemen. Bir de vücut kısmını mümkün ve mümteni kısmı. Bak bakalım. Ee, i̇mkandan adem ve vücut. Daha doğru yaptım. Tamam. Ee, vacibul vücuttan ademi sırf ve ilmi muhit söylüyor. Evet, Usta sarı ifade, söyledim. Evet. Mesela şeyden üç tane şey çıkıyor. Şey. Tamam. Vacip, vacib ve vacib. Vacip. Mümkün. Müm ve mümteni. Evet. Mümkünden de iki şey çıkıyor. Evet. Madum ve mevcut. Tamam. Madumdan hayat, ilim, emir, imam-ı bindir. Mevcut da Kitab-ı Mubin'dir. Ama şimdi bu, kıyas edeceğiz. Evet. Ben bu ki sarih ya, evet. ama çok garibime gitti. Dur bakayım, ee, nerede ata, ata nerede yaptığını ben. Ademi sırftan, e, Ademi sırf yok mu? Ademi sırf var da imkan değildir yani. İmkan ee, im, imkan, imkan nereden çıktı? İmkan. Söyleyeceğim abi. Evet. evet. Yok tefekkürümü söyleyeceğim abi. Çayım. Imkan bak. Ha şimdi Adem mı anlatsın? Yani mahiyeti zatiyeden sonra biz şunat kavramını konuştuk ya abi. Şunat kavramında e, biz bir detaylandırma yapıyoruz. Nedir o? İşte e, lezzeti mukaddese, şunatı mukaddese, zevki mukaddes, sürur mukaddes gibi. Biz biliyoruz ki bir yerde tasnif ve sınıflandırma olduğu zaman oraya adem cinsinden bir şeyin müdahalesiyle olur. Hı hı. Yani ademin girmesiyle. Sıfat kavramında zaten biz Adem'in kendisini kullandık. Hmm. Sıfat, sıfattaki sınıflandırmaya biz Adem'i kullanıyoruz abi. Peki şunattaki şu <laughs> sınıflandırmaya ne kullanacağız? Buradaki şunatın şu sınıflandırması için yani bu şunattaki şu lezzeti mukaddese gibi memnuniyeti münezzehke gibi kavramların oluşması için de Adem'i sırf kavramı işin içerisine giriyor abi. Ve bu bütün aslında bu ne diyorduk abi? Ee, aciz, <laughs> Aciz, aciz değil de. Aciz kudretten girerse mertebe olur. Cehalet. O şekilde e, sürekli abi bu e, abi şimdi, acizliğimizi anlatırken... Şecere hikatte imkan neresi? Şecere hikatte imkan... Meçhul, meçhulün altı ya. Altı evet. E, bu arada Adem İstasyon'un ne işi var imkan? Yok i̇mkan. yok. Adem sır yukarıda. Burası şey abi. Sıfat. Adem vücut diyorsun. Burası Bunlar şurası, hangileri? Şurası vücut. Zati sıfat tarafı. Bu abi hatta. şurası Hüseyin, tamam. vücut şurası. Böyle. Şurayla birlikte ma mahlukat süreci başlıyor. O yüzden dedim ya insaniyet kavram i̇şte burada vücuttan çıkmaz o işte ona bak. Vücut sıfat ya abi. Hiçbir vücuttaki sıfat. Hiçbir şeyde bir sarı böyle bir ifade yok. Vücutla Atla, alakalı. Ademle vücut. Burada nerede ata var? Yani hiçbir şeyin Adem sıftan imkan çıkması mı? Orada, orada var. Bir de vücuttan olmaz. Nerede mi? Hangi hangisi? Burası mümkündür zaten. Hangisi? Adem burası. burası... Bu vücut var ya şu vücut. Burası sıfat mı? ya bu eee vacip mi? O şeyi var ya e, za, zat-ı sıfat diyor onu. Zat-ı sıfat vacip sıfat abi. E, yani subuti sıfat değil diyor buza. Sıfat zat sıfat. E vücut şunun, diyor. Vücut. Şunat. Şunatın içi içerisi. Yani, şurası sıfat. Hani esma falan kısmında hani artık çok çok kısımlarını atladım abi. Hmm. De, genel bir detaylandırma yaptım. Burası, Burası sıfat. Vücuttan sudur eden hiçbir şey yok abi. Hep nereden Şurası... vücuda çık var yani. Nereden vücut? Şurası? Adem'den vücuda çıkma var. Şimdi vücuttan vücut yok yani. Vücuttan imkanat yok. Bak vücuttan nereden vücut çıktı ki? Bak işte ha burada vücuttan vücut mümkün. Vücudu çıkarıyoruz. Vücudun en kuvvetli mertebesi vücuttur beraber. Vücudun meratiplerini anlatırken Tamam işte vücut işte. Ama vücudun mertebelerini Bizi... anlatıyoruz. Mahzûzat sıfat değil orası. Ama şöyle abi biz de vücudun içerisindeyiz ya, yaptığımız şeyin vücuda çıkması Cenab-ı Hakk'ın vücut sıfatına dayanması lazım. Yoksa kopuk olur. Kopuk olursa şirk olur. Tamam. Ama o işler yapar. O Adem'den çıkarır. Ona bak bir şey demiyorum, vücut, tamam, tamam. vücut, zâdis vücut sıfatı şu Adem'den çıkarır. Tamam. Çıkar yani oradan. Tamam, bir orada problem yok. Orada problem yok. Tamam. Vücuttan Ama çıkar... bunun açılımı değil bu yani. Adem'den sonra vücuda çıkınca nasıl olacak? Yani tamam canavakta... İlmi vücut oluşuyor. İlk meratip ilmi vücut. Arılar detaylandırabilirsin. Bu iş ilmi Bak. vücut dediğin şey mümküne kadar gelmesi lazım abi. Ya, ben onu diyorum. Bak bu Bunu şu diyor. anda mümkün ha. dediğin. Adem-i buradadır işte. Ha, mesela. Şurada olabilir. Orada Detay... adem Detaylar orada. Detaylarına girmedi. Böyle bana benim yerime evet. gel. Buraya gel. gel. Böyle gel. Gel. Ha buraya gel ha. Gel abi. Bir şey diyor musun? Sen itiraz etmiyorsun. Ne diyorsun? Yok ben itiraz etmiyorum. Belki haritalandırmada çalışılması lazım. Ben bir bir <laughs> kan <bakarsın>. Şimdi abi, <laughs> abi, ana bir şablon oluşturduk. Yani biz bu, işi nasıl anlatabiliriz en temelde? Mesela şecere ilka çıkmadan önce neydi? Bir vücut vardı. Şeye biz mecule şey demiştik, <laughs> e, <münteni> demiştik, kainata <laughs> mümkün demiştik. Yani bu en temel şekli budur. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra Allah vardı, Allah sıfat-ı kemaliyenin tezahürü için kainat <laughs> yarattı yani sıfatların şey olmasını, bunu sıfattan yaratırken de sıfatların detaylandırmak için yani detaylandırmak dediğimiz yani e, mesela kelamdır, basardır bunları konuşmak için de e, ara boşluk olarak adem meselesini kullandı. Yani biz zaten adem diye bir şey Cenab-ı Hak nazarında olamaz. Hı -hı. Bu adem kelimesi bir şey sınıflandırmak için kullandığı fikrin haraatına kar varmıştık. Yani bu şekilde. Sonra e, bunu daha da detaylandırdı. Vücut kısmını aldık dedik ki bu şunattır, sıfattır, esmadır dedik. Sonra şu şunat kısmını sıfat esma şeklinde detaylandırınca şunat kısmını haricinde biz şunat ve nasıl detaylandığını konuşmadık. Sadece sıfat kısmında vücudun, oradaki sıfatın detaylandırılmasına müdahale eden adem kısmını konuştuk. Bu vücudu ne diyoruz? anlaşamadığınız şurada bir geliyor bana. Dur. Bak sizin şey yapamadığınız galiba şu Allah ile alakası yok. Yaptığımız eylemler var ya Adem'e rağmen vücut bulanlar. Yani mesela namaz kıldık, Adem'den tebaüt ettik, uzaklaştık. Yaptığımız güzellikler vücut buldu ya. Yapmadıklarımız Ademe, Adem oldu. Bu yaptığımız güzel eylemler. Günahlar değil eylemler. Tamam mı? O zaman sen şuradan şey yaptın. Vücut, zatı, sıfatı var ya. O değil o. Olmaz. Şimdi bunu oraya koyuyorsun. Şimdi bu Adem'i sırf... Adem'i sırf da orada olmaz. He. Ha? Şimdi olmaz. Evet, Adem'i sırf... E, Eğer tersten çevirirsek... Diyeyim, hala hazırdan, git abi. Mevcut tamam, olarak git yukarı doğru al. Değil. Bak şuradan bu, şurada... Buradan bir... yukarı gidemezsin işte. Niye gidemezsin abi? Hayır, oradan yukarı dediğin vücut... yaptığımız eylemin şunatla bir alakası yoksa şirk olur abi. Şunatla alakası var. Tamam. Alakası nasıl ya, olur? Şunu şunata kadar taşıman lazım. Bak, adım atıyor mu? Ben. ben şunata ancak aynadarlık yapabilirim. Ha, aynadarlığı taşıyacaksın işte. Yani, Gene o... vücuttur ama yani. Ha, Gene şunat, vücut. Tamam vücuttur. Vardır yani. Şu, şu elin Adem bir... Ademiz sırf zemininde ben şunata... Peki ba başka sayfa çevrilebilir mi bu silinmeden? İrfan. Adem'i bak evet. Adem'i sırf evet. zemininde şu unat, benim ha, Peki benim şöyle için bu şey yok muydu? Ee, bu içeride böyle koyacak bir şey. Vardı. Onu bir getirsene bak şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. E, vacibül vücuttan ben şey yapayım da. Şimdi bu bir, bir şey. Tamam mı? Tamam, bu vacibül vücuttan Adem'i sırf var imkan var, ilmi muhit var. Bunlar benim şey değil. Adem'i sırftan Adem. Bu ilm, e, vücut ilmi perde olmuş bir unvan. İlim. Bu Adem'i sırf ise ilim değil artık o. Mutlak bize bize göre yokluk. İmkan şimdi de ilmi muhitten de imkandan bunlar çıktı üç tane şey çıktı. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Ee, şunu karşıtlarını yapacağım. Şimdi bu vacibul vücut bakışı. Tamam. Bu bir vacibul vücut bakışı olmadan, bir de beşer bakışı olmadan olmuyor. Vacib vücuttan bakınca bir tuhaflıklar geliyor bizim başı. Beşer canibinden bakınca onunla olmuyor. Şimdi e ek mi yapıyorduk buraya? Ha, şimdi Buradan bakıyoruz. Şey. şey damı mı? Aşırı adamın damı mı? Şey. E, gel, gel, bak şimdi göreceksin neyin olduğunu da bir koyayım şuraya. İsimleri koyunca. 3 tane. Bir şey. yani aşağıda, bir şey tamam mı? Şimdi tamam. Eee. Şimdi senin bu ötekisi sayfa vardı ya. Evet. Tamam. Bunu böyle karşı karşıya getir. Yuvarlak yapalım. Sorun yok. Şöyle yap. Şöyleydi ya. Vücuttan çıkması. Bak bu böyle o ya, yarıydı. Bu da yarı oldu. Evet. Tamam. O zaman karşı karşıya getirirsen böyle. Ne olur? Şimdi burada sıkıntı yok. Tamam da E peki bu adamın o haritasında bununla farkı neydi? Nerede farkı var? Abi Mec şimdi sor. Şeyin üstü ne abi? Şeyin üstünü söyle bana. Yani şey neyden Mana neyden çıktı? Tarafı. Mana tarafına isim ver bana. Adem isim. Mesela de ki esma mı? Şey esma mıdır? Esmanın kendisi midir? Yoksa mecurden Mec sonra bir şey midir bu şey? Mec. Şey yani, dediği şey. şey ee, e, şöyle söyleyeyim. Mahlukatın mahlukatın var edilmesi için e zemin. Neyden ya kim yapacak? Neyden yapacak? Şuraya bir ok çekersem buraya ben ne yazayım? Arş mı yazayım? Arş-ı Azam mı yazayım? Mecül mü yazayım? Esma mı yazayım? Ne yazayım Hiç ya ben? Hiçbiri lan? değil. Ne yazacağız şey? Şey ben, demiş zaten. O, o, deseydi kendi derdi. Yazmış bak, ki. Bak, şey demiş zaten. Mahlukatı bir cihetle esmadan bağlantı kurmak lazım. Mahlukatı bir cihetle ha, esmadan ha, Ben o tabiri tabiri doldurayım. Rahat edersiniz. Dur. Bir şeyin hali. Dur. Şey Dur. Neyse bu. O. O, şimdi bu ben şey, tabirini doldurayım. Tamam abi. Şu Nuru Muhammedi. Tamam. Nuru Muhammedi. Burası mahlukat. Tamam abi. Tamam. Burası vacib vücut tarafı. Tamam. Bunun adına e, ilmi kelam alimleri demiş ki, bunun adı çok garibinize gidecek o onların bir. şeyi evvel, o e, malumu evvel, her şeyin evveli. Tayyün evvel. Tayun evvel. Evet. Ama şey değil, şey yapmamış, şey evvel. Bu artık şey. Tamam, anladım. Abi. Şu an ben cevabımı aldım. Evet, tamam. Şimdi... Ha burası, senin söylediğin var ya, burası şey. Şeyin Cheese. Şey, He. Bitişiyor. Bu ise şeye devam başlıyor. Evet. Yani, başlıyor. yani senin burada hiçbir sakın yok. Senin de böyle yok. doğru. Tamam. Doğru. Evet. doğru. Şimdi bu üstüne taşıyacağız bunu. Tamam. Evet. Taşı. Burası kalayım abi. Al abim. Hı -hı. Şimdi abi. Bunlarla git ama İrfan. Tamam. Şunlarla git. Bak. Senin bak. senin dediğinle gideceğim. Yok şunlarla git. Burada. burada bitti. Şeyin üstüne çıkacağız artık. Buradan işimiz bitti. Bak. Bu da doğru bak diyor. diyor. Bunlarla bunlarla git ama demek istiyorum. Şey geldi buraya dayandı. Tamam. Tamam. Şimdi onun üzerine devam ediyorum burada. Tamam. Buraya esma yazdım. Hı, hı. Tamam mı abi. Doğru. Tamam. Bunun üstü de bu da şunattan besleniyor olması lazım. Sıfat. Şey, sıfattan. Sıfat. Mesela. Ondan sonra evet. sıfat. Evet. Bu sıfatın hangi sıfatı koyacağız buraya? Hangi sıfattan geliyor bu diyeceğiz? Bütün sıfatlardan diyeceksin ha. abi. Bütünden geliyor. <laughs> Bunlara olmam. bir şey e, Zahire çıkartan şeye biz vücut diyoruz. Ben e, e, Adem'in sıfır koyayım mı yerine? Koyacağım abi. Ha uzak, tamam. o zaman koy, tamam. On biliyor koyuyorsa değil, mesela tamam. yok. orada şey yapıyorsanız. Ben kaldırdım abi. Buraya Hı -hı. ben vücut dedim. Niye niye vücut dedim? Ana şablon olursun diye. Diğer sıfatları da yazabilirim ama. Niye Adem'le vücudun vücudunu koydum ben buraya? Vücut. Şimdi bu sıfatı sileceğim ama buraya. Biz vücudu konuştuğumuz zaman yaparsan bir sakınca olmaz. Doğru abi. Heh. Ben bir anlatayım. Buraya ben dedim ki vücut. Bunu çıkarttım vücuduya vücut dedim. zat sıfat. zat zati sıfat. Ha, zati sıfat. Ha, bizim kazanımlarımız değil. Tamam. Sonra e, bu vücudu Üstad İlmi Muhit'te nasıl tanımlıyor? Diyor ki şeydir, e, Adem'le birlikte tanımlıyor. Adem'le vücudu Hı. birlikte isimlendiriyor. Tamam. Ha, şurası oldu, bunun yancısı Adem. Adem'in şeydi ama. Adem şey. Adam ısır. Adem sonra söyleyeceğim. olmaz. Söyleyeceğim abi. olmaz Abi bunu kırmızı yazsaydım görünmüyor. Evet sarı tamam. görünmediği şey. Hemen kırmızı yazıyorum. Siliyorum. Adam e toplum Vücut o zaman şunu da diyeceğim anlayabilmek için adem gerekiyor değil mi? Evet. E, vücut kavramından vücut konuşabilmek için adem, için adem Adem, Adam Adem ve vücudu birlikte Adam Şöyle diyeceğiz. Adem vücut. Vücut bunlar birlikte isimlendirildi. Sonra bir üst kavramda artık şuuna meselesi konuşulacak abi. Onun içinde mavi seçtim. Var evet. ama, yani bu zat-ı sıfattaki vücutsa burası olmaz. Bir dakika abi. Zat-ı değil yani. Elunat. Vücut Adem iki menzil Aha, gibidir Allah meselesi vücut Adem başka sök. bir mesele yani sonra bu komple komple mahiyeti zatiyeden abi bak bu Adem ile vücut iki menzil gibidir dedi Tamam Mahlukatçı dedir bu bizim ile olan taraf doğru ama vücut sen diyorsun ki zatî sıfattaki vücut diyorsun zatî sıfatın karşılığı hiç bu o onu bahsetmiyor. menzil gibi dedi, bizim fiillerimizin gittiği, müsbetlerin gittiği vücut, Aynen. menfilerin gittiği yer adem. İlla ki buraya gidecek. Buradan başka gider yeri yok. Bir şey diyebilir miyim? oraya. Oraya aynı yapma cihetiyle olur. Ha işte. Tamam. Tamam. Doğru. Anlaştık. Şunu yuvarlak yapabilirsek. hepsini Peki e... senin bir sorun var mı? Bir üstte yok. daha taşı bir üstte daha mahiyeti da zati yaptık. Mahiyeti zatı karşısında da adem mutlak bir şey olmaz bilinmez. Yani zat karşısında ya adem mutlak diyor. Ya İlfan bir şey diyeceğim ben. Orada da. Şimdi Mehmet abi belki şunu tam anlayamadı. Bir şey ifade etmek için zıddıyla birlikte düşünmek var ya. Evet. Onu zatta değil, zata kadar çıkarıyorsun. Sen onu evet. çıkardın zaten onu tamam. izah efendim. ettin. Tevhid olmazsa Şimdi tefekkürün bir mantığı olmaz. Orada Adem'i sırf dememek için Mehmet abi biraz şey yapıyor, uygun olmadığını düşünüyor şuunatta. Yani Mehmet abi bunu Ama şuunattaki şefkati de, e, iştiyakı da, e, aşk, aşkı da ifade etmek için orada kendine has, oraya has bir Adem evet. olması gerekiyor. Adem cinsinden abi. diyor. Adem bir sıf, Adem, sırf, bizim, adem sıfla bizim hiçbir iki, bir alakamız yok. Esma'daki Esma'daki adem adem. Bir abi zaten adem. abi zaten adem. Adem, adem. Esma'daki Adem'den başka bir adam. Abi zaten şuunatla bir alakamız yok. Esma'daki Adem'den başka bir adam. Adem sırf içinde abi adam için biraz farklı düşünüyorum. Aynen. Yerini evet. söyle. E, Yerini şöyle var. O da o, ma ma mantığın kullandığın mesela, yöntem doğru da şöyle. Ha. Ben sizin söylemlerinizi toparladım. Tamam. Ee, mesela şunatın atın içine koydun ya. Evet. Ha şimdi buraya kadar her şey şey fakat burada şöyle düşünüyorum ben. Bak şu şu sıfır şurada. Dur silgi nerede? Bak şu şunatta şöyle ee, heh, tamam. heh. şöyle yapayım ne ne kullanayım siyah kullan. hiç kullanmadım ha siyah kullanayım diyor. Bak ee, Adem'i sıfır bir yere koyacaksın Evet. abi. Sırf. Zatı sıfattaki tekminde evet. Adem ise subutu sıfattaki ilimin içinde. Peki abi şunatın sınıflandırması için işte herhangi bir adım tanımımız var mı? Ee, galiba allah Alem e, değil ama eee yani mesela söyledi Yani ilmin içinde dediğimiz zaman ilmin içindeki gene kaynağı değil ki orası. Kaynak. Sen dur, sen dur. Adem'i sen avra, kavrasan, Adem'in içindeki ilim bizim. Evet. Adem ilim içinde bir ünvandır. Şimdi şunatta e, böyle bir kavram gelmiyor da şimdilik. Evet. Fakat e, tasnif edilebilmesi için gene bizim kaynaktan şey gerekiyor. Adem sıfırın üstü. Adem mutlak yok. Benim mahiyetimi taşımış bak şimdi. Niçin Adem'e bir şey demek istiyorum ama evet. yapam. Adem mutlak yok diyor. Ne var çünkü karşısında? İlmi muhit var diyor. Evet. Ustad diyor. Adem mutlak yok diyor. Niçin? E ee, ilmi muhit var. İlmi muhit nerede? Subuti sıfatta. İnsan arkadan da gelmiyor mu? Evet. İlme aşkın olduğuna göre Adem-i Mutlak onu. O zaman Adem-i Mutlak aşkın var. Adem-i Mutlak müsaade etmediği için, e, ilmi muhit müsaade etmediği için Adem-i Mutlak yok. Ben ilme aşkın olduğunca Adem-i Mutlak bende var. Nereden geliyor? O zaman şunu ata şu, Adem. Mahiyetini şu. oraya taşıyorsun. Oraya sağlam. taşıyorum. İç kavramı evet. Ka hadise, burası. Adem-i Mutlak'ı da oraya taşıyorsun. Evet. Ama yok da. Onu ben adem Sırf olarak. Alemimiz de öyle oluyor. Mehmet abinin dersinden Anladım. kadarıyla ben onu oraya koydum. Normalde Hı. ben onu oraya koymamıştım. Ama şu anda öyledir demiyorum evet. ama bak şimdi. adem Mutlak yok diyor. Niçin? Karşısına ne koydu? İlmi muhit var evet. diyor. diyor. Blok etti. Ben ilme aşkın mıyım? Mahiyetim tamam. e, itibariyle. Evet. E, i̇lim sıfıtı sıfatı ya. İlim irade sen basar kudret hayat. Tamam evet. Peki zati sıfat yok mu bende? Ki ilme aşkındır. Vücub, evet. beka, vatanet. Hatta ben ona da aşkınım şunat zatiye. Evet. Ha, o zaman sıbıtı sıfatta ki ilim ben de Adem'le. Evet. E, ee, şey zatı sıfatta, zat sıfatta. sıfla ee, şunatla da Adem'i adem mutla. X, x işte. Adem'i mutlakla. Tamam. Çünkü bana aşkı. Ama adım -ı adım -ı mahiyeti Zati hakkında hiçbir şey yok. Çünkü şu sürede yani dedim ya abi şu evet. adım attığımızdan elimize kadar biz bunu Zata taşımamız lazım bir şekilde. Evet. Yoksa aradaki kopuk şirki evet. getirir. Peki adem Mutlak e, niye konmuş? Zat, bir zat, zata o, evet. aynı olsun. Çünkü e, bizim alemimiz e, garip yani bu mevcudat gibi değil yani mesela. Adem e, şey getirmiş, iki daire gibi ilmi ortaya tasdif ediyor. Adem-i ise ilim değil, var ediyor yani var ediyor yani hiçlikten. Adi mutlak zaten yok. Ama kafasızın kafası da bir yerden gelmiş da yani. Evet. O, o, ta gelecek abi, gelecek, gelecek abi. Heh. Şeyin kafası buraya geliyor abi. Yani mevcudun dışına. Mahlukat çağrıcından. Burada hiçbir problemimiz Bakma yok. yok. Vacip azim istek. Vacip tarafı. Güzel. Tamam. Mümkün adem. Tamam mümteni ademi mutlak. Çok çok doğru. Tamam, tamam. Şimdi buradan da devam ediyoruz bakın. Mümkünden mevcut ve burada vücut ilmi vücutlar olacak. İlmi vücutlar burada da e, Madum'dan e, ademi harici. Bak ademi harici. Tamam yani, Allah. Bunları yaparsak Tam doğru. Adem harici bu. Evet, doğru, doğru. Bu, bu adem harici he, tamam bunu ha. yazarım. Adem harici, tamam. Dersi Çünkü <laughs> e, şey yapılan kazanımların vücudu vücut ilimleri işte. Evet. Namaz kıldım. Nerede o? Bu da vücut ilimleri. İlmi vücut. İlmi vücut. Evet. Hı. Bu benim kazanımlarım. Doğru kazanımlarım. Evet. İlmi vücut oldu. Adem harici oldu. Şimdi buradan bu şekilde bu parantez içinde sesi siyah devam et. Buna da bizim anlayacağımız. Biz vacip tarafa hangi zeminde? Adem... Yaz onu. Adem sırf zemininde. Doğru. Adem sırf Adem. zemin o. Evet. Adem sırf zemininde. Doğru. Adem'i sırf de... Zaten bunu böyle yaptım yani. Hı -hı. Bak böyle. onu Adem. bak, Adem evet. zemininde. Vacibin karşısında. Vücuda gideceğiz. Tamam Bizim çok vücudu, güzel. Yeni vücut oluşturacağız. Tamam. Hı, Hı O da Zeminini Adem koy. Mutlaka. Adem mutlak. A, aynen. Ta işte şimdi o. Evet. Yani bunu sayfa şey oraya bir şey yapamadık. iki sayfa yaptık. Ama. Şimdi, bir böyle o bakış, mağodu, bir böyle bakış. Evet. Yani senin söylediğin doğru. Çünkü bu şuunata kadar kadar evet. Bizim söylediğimiz yani. şeyler merkezleri, mahiyetleri. Evet. Tamam. Bu kainatta bu nasıl tezahür eder dersen Mehmet abi. arş Azam çatısı altında biz bunu nasıl tefekkür edeceğiz dersek, şeyden sonra bu iş nasıl tahayyüm te ve teşavvuf edecek dersek. bu sistem o doğrudur. O senin söylediklerinde şimdi ona uydu. <laughs> <Evet>. Senin <laughs> şimdi söylediğin evet. o zat sıfatlarının, şuunatın karşılıkları hepsi o zaman olur bizim bizim yanımız bu. bu. Allah yaneminden olmaz o. Tamam. Bu ha, evet. sonuç bu. He. Tamam. Yani ne yaptık biliyor musun? Birinci Yaramızı sayfayı. Sürelim. Birinci sayfayı da buraya monta ettik ya. Evet. Şunlar. Tamam. Yani bu siyahlarda bunun karşıtı o sayfamızın karşısı <laughs> Aynen. oldu. Tamam. Evet. tamam. Burada yani, alın varsa Şimdilik hiç kimse <laughs> itiraz etmesin. şey Yasin yoksa tamam. Yasin. Vaahir <laughs> <laughs> İnnel hamdülillahi rabbil alemin el Fatiha